Ses deneme, ses kontrol. Dur, başlık. Heh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Sesim geliyor mu? Hemen konu başlığı bir halledeyim ben. Konu başlığını bir halledeyim ben hemen. Oy oy. Dur Başlıklar. Başlıklar. Ha ah, tamam. Nasılsınız görüşmeyeli. Dur. Ha. Şu Tamamdır. Konu başlığı. Özellikler. Şunu bile düzeltelim. Tamam. Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Nasılsınız görüşmeyeli? Şöyle <laughs> Yusuf Yusuf yapayım. <laughs> Beyazın elim tiplemesi vardı. Evet. Hatırlarsınız. Beyaz şu oldu. Yusuf Yusuf vardı. Ay ay. Eski zaman. Nasılsınız görüşmeyelim. Evet Twitch yayınlarını komple bıraktım. Burada canlı yayın açıyorum artık. Salı akşamları tek getiremezsem tek getiremezsem başka akşamlar. Özel yayınlara üzerinde yoğunlaşıyorum. Onlara da yapayım diyeceğim böyle video çekip atmalı. Ya da canlı yayın gibi bilemiyorum. Allah'tan artık çözünürlükte sıkıntı yok. 750p atıyoruz yani. Temiz. O sıkıntıyı hallettik. Sesle de sıkıntı yok. Evet artık burada devam ediyorum. Yolun bundan sonrasını Youtube'dan devam edeceğiz. Robaya da Vampir, Agnes, Vurgoci. Tamam başlığı yapmışız. Ne güzel. Aa Selam Dengler ve Tenge. Bahsetmiştin galiba. Aleykümselam. ya işte tweette, Twitter'da gördüğüm kadar bende. Çok işler güçler bir şeyle e, muhabbet edemiyorum yani çok bir şeyle. Ancak kendi gündemimle koşturabiliyorum maalesef. Trak Üniversitesi mezunuyum. Aa Barkın hoş geldin. <laughs> Şöyle şurada duracak. Yok okuyacağım çünkü. Twitch'te okuduğum bir iki hikayeyi atacağım. Başka bir, bir, iki hikaye daha var. Yeri yeri okudukça onları da atarım. Şey yok. Ok, attım bekçili hikayeyi. Alkar hikayesini atacağım bu hafta içinde. Onu paylaşmayı unuttum daha doğrusu. Ayarlamayı unuttum. Onu paylaşacağım. Şeyden sonra. Belki yarın. Böyle gideceğiz. Evet. <laughs> bu yayın tamamen Hikaye olayı arkadaşlar. Çünkü bir sürü halk hikayesi var. Ben okurken dedim ki ulan bunu anlatırım, bunu anlatırım, bu da okurum dedim dedim bundan baş başına bir konu çıkar. Selamlar kardeş hoş geldin. Vallahi kaldı Afan de çünkü gidemiyorum yoğunluk vesaire. Kaldık böyle pek bir şey de diyemiyorum şimdi biri sivrili biri bir şey yapar falan şikayet eder şikayet eder kaldık öyle Vallahi kaldık <gülüyor> 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 Kemal Çamsi'ye <çarşı gülüyor> <edemez. gülüyor> aa sarıklı kargıcı gelmiş <laughs> Ya öyle şey bir şey değil yani. Bı, bununla ilgili ameliyata gidecektim de bir bakarat kaldı gidemedik. Bir iki doktor sordu. Bir tane doktora ulaştım. O da yokuşa sürdü. Neyse hallederiz bir şekilde ya. Çıkmadıkça doğru bit kesilmez. Aa Kemalcan söylemez. 15 aydır üyeymiş. Gülebari zaten olmuş mu ya o kadar? Evet yayınlara başlayalım. Benim katını çabuk açtılar biliyor musunuz arkadaşlar? Youtube kanalımdaki hareketlilik sayesinde destekleri sayesinde benim katını çok erken açtılar. Daha önce önceden ayarlamıştım. Geçen yıl falan. Hocam Edirne'de bir karga kaç lira dedi Ya bedava aslında. Ama velakin. şey değil ya. Burun etiyle alakalı. Yani gidecektim de doktor yokuşa sürdü. Hemen acil bir şey değil. Ölmeyeceğim arkadaşlar merak etmeyin yani. Daha uzun seneler korkutmaya korkmaya devam edeceğiz. <laughs> Düşünsene Jön Türk bir de ses düzelince daha kötü oluyormuş falan. <laughs> bunun eskisi geri gelsin. Yazıyor herkes. Bunun eskisi geri gelsin. Biz eskisini istiyoruz diye. Vallahi bizim millet yazar. <laughs> Vallahi bilemiyorum bu araca acaba bir yoğunluk var şeyde Genel olarak tıp işlerinde bizi burada Edirne'de öyle bekliyaz Bekliyer öyle E tabi kanal aktif şimdi bir de daha da aktif Youtube canlı yayınları olsun ee, işte özel yayınlara da ağırlık vermeye başlayacağım bakalım Gittiği yere kadar gidecek. Yayınları süreceğiz Ya şimdi buradan halletmek lazım. Benim işte yayın dışında araştırma yazılar vazılar vesaire bir kaldı mı şak 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 bir üst üste birikiyor. Sonra uğraş dur. Uğraş dur. <laughs> Nurten'i yedi. Gotik Leyla. Ameliyattan sonra muhtemelen artık Şerif Lloyd sesi yapamam. Şimdi burun et olduğu için sesimi böyle Şerif Lloyd sesi verebiliyor biliyordu. Ama işte o olduktan sonra muhtemelen gene onu yapamam herhalde. <laughs> ya da Ali Şen sesi genel olarak <laughs> yapamam. Bak karı sabunu rutubetli yere koy. Bulgurların içine taş karıştır. Ben emlakçı zihniye gidip şu arsa işini bir karıştırıp geliyorum. <laughs> <laughs> Silgi sokarak değil mi? Ya da Nejat Uygur gibi. Yazi yapıyor. Nejat <laughs> Uygur gibi yaparız ya da. Şerefiniz arkadaşlar ama çay içiyoruz ya şimdi. Ne kadar uygun. Tavşan kanı. Koruya uygun. Yani şimdi bir de aslında şeyi düşündüm. Bir tane bir kostüm de ayarlamıştım gibi bir şey ama onu böyle daha değişik bir yayına sakladım böyle. Özel belli yayınlarda kostüm var. Yani değişik bir kostüm daha var. Sadece Osmanlı Beyzadesi kostümü var sandınız bende. Arkadaşlar. Yani. Ama onu daha ileriki yayınlar için sakladığım bir kostüm de var. Ya. Sürprizler ve hazırlıklar. Aa Mustafa Can Sönmez. Çok geçmiş olsun. Bu ara acayip ya. Allah'tarları sıkı şey yapıyoruz da tedbirliyiz de gene. Hoş geldin Evren yolunda. <laughs> o önce, o zaman ameliyattan acaba bol bol edin. hocam. Kayıt alıp depolayalım. Çok doğru. Bunu netiniz yerine koyabilir misiniz beyefendi? Odaklanamıyorum diğerler olmaz umarım. Ben düşünüyorum kesin çıkacak bak. Hatta ben işte e, podcast'i de o ara planlarken falan ondan sonrasını erteledim hani. Şimdi millet tıngırlar. Bu sefer de yazmasınlar. Adam böyle Spotify yüklemiş. Eskiden bunun sesi daha iyiydi diye. Vallahi bak bizim millet terstir bak. Ben Twitter'da takala takala böyle parola yaklaştım böyle. Acaba buradan da bir şey çıkarlar mı çıkarırlar mı diye. <laughs> <laughs> Erik yakısı. Niye çilmesin ya? Şey, şey Slavica ya da Rakia. Çok serttir yalnız. Yani Ondan sonra vay gecenin bir köründe niye ben Balkan'ın dağında hortlak vampir görüyorum diye sormazsın yani. Hocam <laughs> <Şan> Türk. <laughs> Hocam Deri komik. yer tiyer bile var. O tiyatro günlerinden kalma işte. Pelerindir, melerindir bir zamanda öyle kendi şeyimle topladım yani. Öyle çok bir ağabeyşan bir şey değil ama biz tiyatro yıllarında öyle kullandık. Kostümleri biz bir de evde taşırdık. Bizim bir kostüm depomuz yoktu Trakya Lazesi'de. Yapmayı denedik ama işte e, bizim Sabancı'nın hani deposunda sıkıntı oluyordu. Rutubet vesaire koşullardan ötürü. Ona kimseler yapabileceğim bir şey yok. De öyle olunca da biz öyle kendimize kostüm toplardık. Kullanırdık. Böyle. Ama da şey de vardı yani. Hala gerçi duran kostüm var orada ya. Şeyin bizim SK seri gene vardır ama bizim zamanımızdaki yasa çok kostüm intikal etmemiştir yani. bizde de çok kalmıyordu şimdi. Öğrenci ne kadar saklayacak? karşı bendekiler bendekileri ben kendi cebimden aldı falan. o da onları kullanıyordum böyle. Yani ne bileyim böyle bir tarif baba tiplemesi olsun. işte ne bileyim bir hoca tiplemesi olsun. Bir ağaç tiplemesi oynayacaksan. Ona göre yapıyordum mesela. Hocanın ses update'i kötü gelmiş. <laughs> Erik Rakısı Rodoplarda çok yapar. Balkanlarda da ve Drakula romanında da geçiyor ya. Erik Rakısı vardı şehir altında. Drakula adam soğuktan donmasın diye canı tırarkır. Arabanın içine koymuş ya. Şeyde Drakula romanında da geçiyor. Erik Rakısı diye geçen o işte. Silvoviç'a Karga almak istiyorum ama pet shoplar satmıyor. Karga nasıl yakalarım? Ya karga çok bakılabilir bir hayvan değil Jön Türk. Gerçi bizim şeyler ee, neydi? bizim Turgay abiler bir ara bir güvercin mi? Yavru güvercin bakmışlardı gerçi biraz yabandır ama Bu benim hatta omzumda şey duran kuş fotoğrafı da vardı Ama bilmiyorum yani kargada Bakmak lazım Belki vardır beslenen Ya da ne bileyim böyle ha insana yakın sayabilecek olan Karga vardır illaki Bir de gümüş fiyatı da arttı. Hortlak öldürme maliyetleri 3 ayda 170 arttı. E tabi canım. Ya bir ara millet gümüş külçe alıyordu arkadaşlar Twitter'da. Ben espri sandım. Hakikaten gümüş külçe takip ediliyordu bir ara. Lan dedim bu ne karayip korsanı mısınız siz ne oğlum bu ne gümüş külçesi falan. Ben şaka sandım. Hakikaten bir ara onu piyasası takip eden vardı. Şimdi uzun süredir görmüyorum. İstanbul'a gidip kiralamıştık Tarih Baba 2'de. Ya Yusuf İslam bak iyi hatırlattı ya. Benim üniversite yıllardan arkadaşım birlikte tiyatro da yapmıştık bir de tarih toplu olarak. Tarihi oyunlarda yıllarda kostüm ve dekor en zor iş. Dekor çok sıkıntı değil hani bir de biz hani epik tiyatro tarzı oynuyorduk. Yani kabareye yakın, skeç skeç. Dolayısıyla mevzu orada dekordan çok oyunculuklarla e, malum, götürülüyor. E biz de e İstanbul'da bir yer bulduk taksirde bizim bir fıstallar gidip iki kere falan bir Tarık babanı gözünde bir Tarık babanı savunusunda gidip öyle almışlardı kostümü. Bir sefer oyunu, oyunları birer sefer sergileyemeldik. Çünkü bütün topladığımız para şeye gitti kostüm şeyine kostümlere eşyalara gitti. Sıkıntıydı ya. Tarihi oyun dönem oyunu çok şeydir yani masraflıdır. Ay ay. Biz de kazıkları gümüş bandırıyoruz. Maliyeti kıstık biraz. Güzelmiş o kangiler. <laughs> Balkanlarda şarkı söyleyerek tepsi çevirme ile ilgili bir video net Kim paylaşmıştı hatırlıyor musunuz? Bizim Trakya Balkan paylaşmış olabilir ya. Atakan abi. Aa hoş geldin Lülüfer Üstüler. Ya ben yarın Lülüfer etkinliğe gelecektim de benim üst üste iki iş çıktı. Biri Ta şeyde Balkan yerleşkesinde. Ondan sonra orada koştur koştur geleceğim. Eve dörtte de yayırım var. Şeyde ne diyorlar. Ee, söyleşi var. Karaca ışınlanmam daha mümkün olduğu için maalesef iştirak edemeyeceğim. Gelmeyi çok istiyordum da. Yarınki sergiye. Ay bırak bir hoş geldin. <laughs> Doğru canım. Sarartlı kargıcı. Her zaman iş işe yarar. İnceden başlayalım konuya efendim. Öncelikle folklor araştırmalarıyla tarihi hikayelerle buluşuran Altap Dostu kanal Songul Yabani yerine hoş geldiniz. Bu yayının konusu Romanya'da vampir. Agnes Burgoci'nin ee, bir çalışması uzun yıllar sonra Türkçe'ye de kazandırdı. Agnes Burgoç'u kim derseniz 1875-1929 yılları arasında yaşayan bir e, İngiliz zoolog ve halk bilimci şey Avusturyalı'ya doğumlu. Adalya'da kentinde doğmuş ve 1900'de Münih Üniversitesi'nde doktora derecesi alan ilk kadın olarak mezun olmuş. Romaya e, Romanya folkloru ve vampirizm üzerinde çalışmaları varmış. 1929'da da hayatını kaybetmiş. Onun ee, meşhur bir makale çalışması aslında. Onun iki makalesi bir araya getirilmiş. Şu şekilde Robaya Robayada Vampir ve Robel'lerde Ölü Gömbe Geleliği adlı makaleleri. Çok parlıyor ama dur. Şöyle görünüyor sanırım. Hah. Makalesi bir araya getirilmiş ve ee, İngilizceden Eda Demir tarafından çevrilerek Laputa kitapta basıldı. 2021'de Kasım geçer geçtiğimiz ay. Bununla birlikte e, şu göstermek istediğim Transilvanya batil laşları da çevrildi Türkçe'ye. Bunu da anlatacağım. Bununla ilgili de bir yayın gelecek. Bu Emili Gerard'ın bir makalesi. Kitabı da var aynı zamanda. İşte ormanların ötesindeki ülke mi? Dağların ötesindeki bir ülke gibi bir kitabı da var. Bram Stoker'ın ilham kaynaklarından bu kadın. Dracula'nın yazımında birebir etkisi olan bir çalışma. Fakat bu öyle değil. Bu 1926'da sanırım. 26-27 gibi yayınlanmış bir makale. Büyük oranda da 1900 yılların başında ya da 1800 yılların sonlarında yapılmış folklor derlemeleri içeren bir kitap bu. Roma ya da vampir. Roma ya da vampir. Ondan sonra ee, tabi Agnes Burgoci'nin bu çalışması niye önemli? Şimdi ben vampir danışları vesaire anlatıyorum ama benimkisi daha çok motifler üzerinde. Burada birebir hikayeler var. Halk hikayeleri. Uzun uzun bununla ilgili yapacağız. Yayınımız bununla ilgili olacak. Zaten ee, nasıl derler? Ben bunu okuyup not çıkarırken ee, bizim şeyde de eklemeler yaptım biraz. Yani bahsettim. Türk kültür de vampirler de onun ikinci cildini hazırlanıyor. Tabi ne zaman çıkar bir yani kesin bir tarih veremiyorum ama çıktığı zaman da duyuracağım arkadaşlar. Oraya da baya bir eklediğim yeni memoratlar oldu. Bana ulaştırılan bilgiler, detay bilgiler vesaire. Orada baya daha bir kapsamlı geliştirilmiş bir çalışmayla hem hal olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Başlayalım Romanya'da vampirdeyden bahsediyor diye. Şimdi e, zaten Allah'ın emri bir kere Rusya, Romanya ve Balkan ülkelerinden bahsederek başlıyor çalışması da e, Burgacı e, ve orada e, ruhları bazen yıllar boyunca ortalıkta dolanabileceği, hatta bu durumu bedenin bezarda çürümesine maruz olduğu söylenir diyor. Burada şunu görüyoruz. Şimdi Balkan memleketleri biraz soğuk. Dolayısıyla çok çürümeyen cesetler e, ee, birçok şayaya işte felacer hakkında bir söylenti çıkmışsa mezarı kazılmışsa çıkarıldığı zaman birçok şayaya yol açıyor ki normal cesetik çürümeye emareleri bile vampirlikle bağdaştırılıyor genelde. Daha önceki yıllarda anlatmıştım bunu. O zamanlar adli tıp yok. Ee, cesetteki doğal dönüşümleri bilmiyorlar ya da cesedin Toprak altında soğuk hava koşullarına kadar hani dayanabileceğini hani bilmiyorlar. Fazla düşünmüyorlar. Dolayısıyla da batiller ilaçlara ile daha belli oluyorlar. Ki günümüzde de e, Romanya ve Sırbistan'da bazı kazıklama ya da işte vampir gördüm şikayetlerini görebildiğini kırsal bölgede e, olduğunu aktarmıştım. İlginç bir hariteye denk geldim. Onu Twitter'da paylaşmıştım. Hatırlayacaksınız. Romanya haritası. Romanya'da e, tuvaletlerin evlerin dışında olduğu yerleşim bölgeleri haritası yani bir oranlama yapmışlar. Yani hangi bölgelerde e, tuvaletler evin dışında. Ve o haritada bayağı yoğun bir kırsal yerleşim rakamı görüyoruz. Dolayısıyla niye burada bu kadar çok ilginç hikaye hala anlatılıyor dediğimiz zaman cevap açık yani. Hayal gücünü besleyecek çok uygun koşullar söz konusu. Keza bir harita daha paylaşmıştım gene vampir ayılarından birinde. Bu Dünya Bankası'nın mıydı? Tabii Dünya Bankası'nın verilerine göre Avrupa ülkelerindeki şehirleşme oranları Balkanları hatırlayıp işte belli ülkelerde %50'ye yakındı ya da yeri geçiyordu. Kırsal bölgenin kuvvetli olduğu yerlerde bu tür danışlar, belli kültürler, günlük yaşayışlar daha alışkanlıklara eskiye uygun şekilde ilerler, yaşatılır. Dolayısıyla bize garip gelebilecek bir takım hususiyetler orada folklor olarak yaşatılmaya devam eder. Ha dünyanın ötesindeki or var. Evet evet Kara Murat eyvallah. Ee, yeri şey yayınımız arkadaşlar Agnes Roma'ya da Vampir adlı kitabı üzerinde. Laputa kitaptan geçer ay çıktı. Bunun üzerinde konuşuyoruz. Orada geçer. bahsi geçen ee, Çalışma ile ilgili. Diyor ki Agnes Burgoçi, da cesetler çocuklarda ölümden sonra 3 yıl, gençlerde 4 ya da 5 yıl ve yaşlarda 7 yılda bir olmak üzere mezardan çıkartılır. Ya yani Demek ki eskiden e, belli dönemlerde cidden öldü mü ölmedi mi diye kontrol etme ihtiyacı duyuyorlarmış sanırım. Böyle bir işlem uygulanıyormuş. Çürüme tamamlanmışsa cesedi bir vampir olduğu varsayılır. Tamamlanmamışsa cesedin cesedi bir vampir olduğu varsayılır. Ancak ceset çürümüş ve kemikler beyaz ve temiz bir hale gelmişse... Ruhul huzura erdiği ve öbür dünyaya ulaştığı düşünülür. Kemikler su ve şarapla yıkanıp temiz bir bezle sarılır. Dili bir törenin ardından tekrar defnedilir. Yani kemiklerin vampirleşmemiş kemikleri de tekrar gömüyorlar. Ölü rahatsız olmasın diye muhtemelen. Su ve şarapla yıkıyorlar. Temiz bir bezle sarıp Hristiyan itikadına göre dili bir törenle tekrar defnediyorlar. Böyle bir ritüele denk geliyoruz demek ki. Diyor ki yazar 1919 ve 1920 yıllarında Bukovina ve çevresindeki bölgelerde Bukovina Romanya'nın Ukrayna sınırında yani kuzey doğuya doğru kalıyor. Bukovina sınırı sık sık Drakula romanında da vurdular. Hatta romandaki şatonun geçtiği yer. Bukovina sınırına Burgo geçidine doğru gidiyor ya Canı Tınar arabasıyla. O mıntıka. Diyor ki bu korona ve çevresindeki bölgelerde salgın hastalıklardan ve zor yaşam koşullarından ölen insanların üstüne savaşın ilk yıllarında ölmüş olan insanlar mezardan çıkarılmak zorunda kalındığı için cenaze töreni düzenlemek ve ölleri mezarlarından çıkarıp yerine gömmek adeta bir rutin haline gelmişti. Şimdilerde ölü bir bedeli dirilmesi ve bir vampir gibi hareket etmesi durumu, Olar üstü sayılacak bir şeydir. Ancak aşağıda bahsi geçen vampir hikayesinde bu durumu bir zamanlar alelade bir durum olarak karşılandığı söylenmektedir. Şimdi ee, bir vampir gibi hareket etmesi durumu yani vampir gibi demesi burada vampiri de belli türleri olması. Romanya vampirleri videomu hatırlarsınız. Ne demiştim? Orada vampirin belli türleri var. Kendi içerisinde öldükten sonra dirilen vampirle Hayattayken, canlıyken vampirlik özelliği sürdüren kimseler olmak üzere ikiye ayırıyordu bu tür ve yöreden yöreye isimleri ve türleri farklılık gösteriyordu. Burada o da vurgularıyor. Ve kabaca şöyle arıyor ayır, e, Burgoçi diyor ki işte ilk kategoride e, geride kalanları kötülüğü dileyerek göçüp giden bütün ruhlar işte onları dönüşünü engellemek için her durumda özel yöntemlere başvurmak zorunda kalmıştır. Yani bu hortlaklardan, hortlayan vampirlerden bahsediyor. Dolayısıyla diyor en sık rastlanan vampir tipi yeniden canlandırılmış ceset. Ölü vampir tipi diyor. Ölümden sonra vampire dönüşmeleri kaçınılmaz olan insanlar yaşamları sırasında ruhlarını hatta bedellerini yeniden canlandırılmış cesetlerle birlikte kavşaklarda dolaşmaları için gönderebilirler. Bakın ilginç motifler de var kitapta. Bazı yani eski antik inanışların çok acayip tezahürleriyle görüyoruz. Bu kitapta göreceğiz. Bunlardan birisi kavşaklarla ilgili inanış. Vampirleri genelde kavşaklara, yolların kesişim noktasına gömüyorlar. Ve ee, bir vampiri görmek istiyorsan bir şekilde ee, ya da vampire rastlamamak istiyorsan kavşaklardan uzak durmak gerekiyor. Hekate yayını hatırlayın benim. Ne diyordu? Kavşakların dört yol ağzının tanrıçası Hekate. Ona ailler, sudaklar genelde hep burada kalıyor. E şimdi Hekate kültü tabi tarihe karışıp kayboluyor ama bazı alışkanlıklar da muhtemelen topluma sirayet ettiği için ve geçiş noktası olarak görüldüğü için hep bir tekisizi katfedildiğinde çünkü bizim kültürümüzde de vardır. Hani Hekate ile alakalı değil ama işte mesela yedi yol ağzıda yedi dükkan süpürtüsü bırakılır. Ya da ne bileyim şerbet boşaltılır vesaire böyle e, bazı halk ritüelleri vardır. İnsanlar belli bölgelere, belli yerlere olağanüstülükler atfedebilirler. Geçiş noktası gibi görebilirler. İşte belli özellikleri, dilekleri, istekleri yere gelmesi için belli ritüellerin yapılması gerektiği de inanılan yerler olduğunu düşünebilirler oraların. Burada da böyle bir durum söz konusu da kavşaklarla ilgili. Yere gelen arkadaşlar hoş geldi. Bunlar canlı vampir tipi olarak katlandırılabilir. Ha, bir de canlı vampir tipi var. Hani insan hayatta ama gece olunca da vampir olup insanlar arasında geziyor. Bizim Karadeniz'deki cadı hortlak motifini hatırlayın hadi. Yani cazu kadının işte adamın e, buzası donum yapıyor. Bir tane kedi gelip buzağıya bozmaya çalışıyor. Başayla vurup kediyi kovalıyor adam. Ertesi gün kaynanasının elinin üzerinde yanık görücü alıyor ki o kovaladığı cadıymış ve şey kedi kılığında o buzağısına saldırmış. Böyle motifler vardı. Hikayeler vardı Karadeniz cazılardan bahsederken ki YouTube kanalda bulursunuz orada da. Dolayısıyla e, burada da böyle bir ayrım var. Şimdi canlı vampiler insan arasında yaşadı. Diğer cadılar veya büyücülerle ya bir ruh ya da beden formu içerisinde bir araya gelen gelebilen herhangi bir cadı ve büyücüyle ile birleşirler. Burada sık sık cadılık ve büyücülük yani ilginç bir durum. Bir anlamda kasaba koca da çok sık başvuruyorlar büyücülere e, Robert halkı ama Ayrı zamanda da bir tekinsizlik katfediyor ve öldükten sonra bunlar da mezarda huzur bulmaz gibi sizden bir yaklaşımları söz konusu. Ha Berlim Kay hoş geldin. Diyor ki Burgoçu, üçüncü bir vampir türü tutulmalar sırasında güneşi ve ayı yiyen var kolaktır. Bu bana biraz Yalmavuz'u da hatırlattı. Biliyorsunuz Yalmavuz bizim bir kaleben doğaüstü varlık tipidir. Vampir değil ama bir kaleben varlık, doğaüstü varlık tipidir. Çeşitli Türk halklarının mitik anlatılarında. Ve onun da kimi özellikleri dev ve ejderha ile benzeşir. Güneşi ayı yutmasından bahsedilir. Yalbabuz ya da celbabuz. Burada varkolak da o tip o özellik atfediyor ama Romanya'daki varkolak. Şimdi Bulgaristan'da biraz daha daha vampirimsidir varkolak ama varkolak Romanya'da biraz daha bitik. Ki zaten dağlık bir bölge olduğu için belli halklar yani dışarıyla çok temas etmeden yaşayabildiği için muhtemelen kim bilir ne motiflerini ile dışarı taşıdılar. Burada da işte üçüncü bir vampir türü olan Varkolak bu tutulmadan statı güneşi ve ayı yediklerine ilanlıyor. Yeniden e, canlandırılmış bir cesetler ibaret tipik bir vampirin e, Scott'ın William ve Helen eserinde olduğu gibi tür, olduğu türden bir sevgilili niteliklerine sahip olabilmesi mümkündür. Yani bu hani vampir romantizmi var demiştik ya. 1800 yılların eserlerinde vampir sevgili, vampir aşkı teması işlenir. Ölümsüz sevgili. Fakat bunun bir de folklor dayanağı var. Vampir hortlak insanları kaldırabilmek için genelde güzel kadın da falan görünüyor. Ya yani da sevgilisi gibi görünüp çağırıyor. Genç kızları ya da erkekleri. Bazen yakışıklı delikanlı gibi görünüyor. Dolayısıyla vampirin işte şehvetle insanı kaldırması çok böyle hani bizim Hollywood'dan alacak karanlıktan da önce folklorun da el attığı bir alan. Şimdi korku verecek. Yani işte çoban bir daha adam bir daha yolculuk ediyor. Abi Balkanların bir böğründe uzakta böyle el ele dans eden kızlar görüyor. Hora oynuyorlar. Gidiyor onlara merakla. Müzik sesi yok falan sadece şarkıları çıplak sesleri duyuluyor böyle. Yaklaşıyor yaklaşıyor. Onlar da aslında bir hortlak olduğunu görüyor. Düşünsene böyle bir şeyle karşılaştığında. Hiç sırıtmaz yani böyle bir anlatıyla karşılaşsan Balkanlarda. İşte bu folklorik atmosfer bura dayanıyor. Bu arka plana dayanıyor. da böyle bir sevgili olabilir diyor. Zibeu dediği Romanya'da gene bir cid, bir ruh gibi ama daha çok bir ejder Canavar şeklinde tasvir edilen bir varlık. Zbeu. Romerlerde. Sonra diyor ki Gereburkoji Strigele. Yani Strigalar vampir değillerdir ama arada bir vampirlerle karıştırılırlar diyor. Ya yaşayan cadıları küçük bir ışık şeklinde gönderdikleri ruhları ya da ölü cadıların huzur bulamayan ruhlarıdırlar. Şimdi bu ayrım genelde batılılarda karşılaşıyorum ben. Mesela Ardavutluk'ta Şitriga'dan bahsederken Ardavutlar da bir cadı gibi ta tasvir ediyorlar Şitriga'yı. Ee, zaten Latince'de Strix'ten geliyor. Onunla ilgili yayında anlatmıştım. Ardavutluk vampir danışları ile ilgili ve roman vampir danışları ilgili videoda anlatmıştım. Strigoya dedim bunun bir benzeri dedim. Aynı ismi taşıyor. O Latin kültür havzası. Yani Latinlerin gelişip iz, kültür izleri bıraktıkları yerlerde görünüyor. Fakat e, o da vampir tiplerinden birisi. Çünkü e, işte bazı Sırp yaradışları güve, leptrika kılığına girip insanları kanlayan ben vampir tipi var ya. Şimdi burada da böcek kılığı da insanlara bu olup kallarda eben bir varlıktır. Ama cadılığı daha çok ön plandadır. E, Ya da oradaki Strigoy'ın. Strigan'ın. E, ya yaşayan cadıları küçük bir ışık şeklinde gönderdikleri ruhları ya da ölü cadıların huzur bulamayan ruhlarıdırlar. Bu cadıların ışık hüzmesi ya da ışık taricikleri şeklinde görülmesi motifi Balkanlarda çok kuvvetli. Hatırlayın Selalikli e, hakime cadı vakası vardı. Onu anlatmıştım size. yani Eskiden derlenen bir folklor kaydı. Onun e, bir yaygın makale vardı. Türk Folklor Araştırmaları dergisinde. E, Sarıgöl folklorunda cadılar ve cadıcılık diye bir makale de bahsetmiştim o yayında. Orada bahsi geçiyordu. Hakime diye bir kadın hortlamış selalikte zavarlıydı. Hakkında birçok hikaye anlatıyordu. Orada da ne diyordu? Hakime kadının mezarında elektrik şerrarileri ışıklar görüyorduk diye anlatıyorlardı. İşte e, burada da e, bu özellik vurguları Romanya'da da var. Birkaç anlatıda da denk geliyorum burada. Işık hüzmeleri şeklinde görüyorlar vampirler topluca bir arada gezdikleri zaman. Strigel'e 7 veya 9 gibi tek sayıda bir araya gelirler. Yani Strigoyler, Strigoylar, cadılar. Kayalık dağlarda buluşup daha edip şöyle derler. Dup kuis dup. Inkasa, kus toroi du baduk. Dup kuis dup. İçinde sarımsak olan hiçbir eve girmeyeceği. Böyle şarkılar, korkunç tekerlemeler söyleyerek hareket ediyor. Yeri gelen arkadaşlar hoş geldi. Havada sallan birik ışık noktaları olarak görülürler. Dansları fevkalade güzeldir. 7 veya 9 adet ışık dansa düz bir sıra halinde başlar. da havada çeşitli şekiller oluşturarak bir daire içinde danslarını sonra erdirirler. Bu dansı bitirdikten sonra insanlara kötülük yapmaları mümkündür. Batıda nedir işte Tinkerbell değil mi? Böyle peri gibi görürsün. Işık hüzmesi uçuyor falan. Gerçek o da şey yani sonradan sonra yapılan bir tasavvur. Orada da mezarlık ateşleri ya da ne bileyim böyle Sahte fenerler var. O fener ışığının peşine takılıyorsun. Aslında seni bataklığa çekip öldürmek isteyen ruhlar. Elfler ya da kaçırmak isteyen. Balkanlarda da en çıplak haliyle görüyoruz hikaye anlatıyı. Onlar tekilsiz ruhlar. Cadılar. Bulaşılmaması gereken kimseler. Ölü ya da dili fark etmeksizin vampirler için kullanılan isimlerle ilgili olarak Strigoi. Kadın için Strigoyka kullanılır. Strigoyka'yı nereden hatırlayacaksınız? Dracula romanlarını okuduysanız yani farklı çevirileri, basımları oldu ya onun için söylüyorum. Jonathan Harker ee, handayken, dur hatta bunu karşılaştırarak da gidebiliriz yani. Ben bunu şöyle alayım. Şuradan Dracula basımını Hah, bir saniyenizi rica edeceğim. Mesela Dracula romanının başında da öyle bir sahne var ya Jonathan Harker Bistrit'se otelde Dracula Şatosu'na gidecek. Köylüler de duyuyor bunu. Kasabalılar. Bu avukat bu avukat işte Dracula Şatosu'na gidecek diye. Dracula'nın Zeynep Akkuş çevirisi. 98 kamer basımı olan basımdan okuyorum ben. Siz kendi basımlarınızda da o sahneyi hatırlarsanız zaten bakabilirsiniz. Dur. Arabaya bittiğimde sürücü her üzerinde almamıştı. Ev sahibemle konuşuyordu. Bram Stoker'ın Dracula romanı. Jonathan Harker'ın Mistis'te kasabadan ayrılmaya başlayacağı zaman. Harker anlatıyor. Muhtemelen benden bahsediyor, bahsediyorlardı. Çünkü ikide bir dönüp bana bakıyorlardı. Kapının önündeki bakta oturanlar da gelip dinledi. Bana haberci adını takmışlardı. Onlar da dönüp dönüp acıyan gözlerle bana bakıyorlardı. Konuşanların arasında değişik kuyruklardan insanlar olduğu için Birçok garip sözcüğün tekrarlanıp durduğunu duyuyordum. Çantamdan karma sözcüğümü çıkarıp anlamlarına baktım. Hakkımda iyi şeyler konuştuklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü duyduklarım arasında Ordo, Şeytan, Pokol, Cehennem, Stregoyka, Cadı, Vrolok ve Volkoslak aynı şey. Biri Slovakça'da öbürü de Sırpça'da kurt adam ya da vampir anlamına gelen sözcükler de geçiyordu. Not. Kontamı batil ilaçlar hakkında soracağım şeyler var. Romandan açılacaksın Stregoyka. Ondan bundan da bahsediyor Vurgoci'ye. İyi bir faktör makalesi bu. Kartal abi hoş geldin. En yaygın Ruben terimidir Strigoi. Kadın için Strigoi kullanılır ve Boroi en yaygın terimlerden bir diğeridir. Boroi daha çok sanki ro ro şey ee, oradaki romanlar kullanıyor diye hatırlıyorum sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Boroi Strigoi'den daha az kullanılır. Genellikle Strigoi ve Boroi kelimelerinin birlikte kullanıldığına şahit oluruz ancak Boroi Strigoi'ye tabidir. Ayrıca Strigoi, Boroi ve Varkolaki, Strigoi ve Prikoliki e, ya da Prikolici terimleridir. Hepsinin aynı şeyi kastediliyorlarmış gibi kullanıldığını görürüz. Transilvanya terimi şiş Niye Diye farklı Transilvanya'da, Romanya'da diğer bölgelerle göre. Şimdi Eflak ve Boğdan tarafında yani Valakya ve e, Moldova tarafında yani bugünkü Romanya'nın Tuna Nehri ile Karpat Dağları arasındaki Güney bölgesinde ve e, Doğu bölgesinde yani Moldova'da Rumen dili konuştukları için onlar ki isimlendirmesi farklı Erdel bölgesi Transilvanya'da Macarlar ve saksonlar Alman dili konuşan halklar bulunduğu için ağırlıklı olarak onların isimlendirmeleri biraz farklı diyor ki bu belli bölgesel farklılıklara bu Ebili Gerard'ın daha sonra anlatacağım Transilay Batı'yla araçları adlı makalesinde de değiniliyor. Ee, Varkolaki ve ki bazen ölü vampirler bazen de ayı yiyen hayvanlar için ayı ya kurtlar için kullanılıyor. Yani hayvanlar dedi burada kurt, kurt adam genelde. Oper ölü, ölü vampir kelimesinin Ruteri dilindeki karşılığıdır. Ruteri dediği burada tabii ki şey Slav, Rusça, Slav dilleri de diller, orada kullanılan diller. Oper yani uh, uh, upir deyip. Burada oper yazılmış. Bu kovirada vidme kelimesi ki vidma dediğim zaman slav dillerine aşina olanlar bilecektir cadı manasına geldiğini. Vidme kelimesi cadı kelimesine karşılık gelir. Bu kovirada işte Moldova sınırında söylemiştim. Bu Moldova tarafında. sitrigoi canlı bir vampir için kullanılır. Parantez içinde. Hemen beraber aynaları kapsaracak ancak ölü bir vampir için kullanılmaz. Yallarında ve ayaklarında İkişer boyruzu ve mahbuzu olan varlıklar için kullanılan Diavoloake Vidve ile hemen hemen aynıdır. Yani bir şeytandan bahsediyor. Diavol'dan gelsin aklınıza. Doktor Gaster'ın e, Moses Gaster isimli bir araştırmacı bana hatırlattığı gibi birçok büyü çözme vakasında aşağıdaki gibi ifadelere rast geliriz diyor. Desitrigoika, desitrigoi, shide kasikuboroi, yani vampirlerden, erkek ve dişi vampirlerden ve vampirlerle dolu bir evden. Ee, nazar değdirenlerden erkek ve kadın nazar değdirenlerden erkek ve kadın vampirlerden. Bir ee, tekerleme bu. Dişi şeytanla dişi şeytanla şeytan, ölü cadının ruhu ve vampir. Nazar ve nazar değdiren Büyüyle büyücük, kötülük ederli çıkan kavga, çıkan kavga. Tekerlemede geçiyor. Şey, bir dişte bir büyüden ya da bir musallattan kurtarırken sanırım bu tekerleme okuruyormuş. Ee, Ciuba yani ya Ciuba diye yazılıyor. Veba da bazen bu işe karışır. Biliyorsunuz veba bizim Anadolu'da da Taon diye bir doğaüstü varlık vardı. Veba yani Taon şahsiyet kazanmış. İnsanlar ondan doğaüstü varlık gibi bahsediyorlar. Salgın hastalıklar da sık sık Balkanlarda vampir musallatıyla bağdaştırılıyor. Art arda ölümler yaşanınca köyü bize vampir musallat oldu gibisinden yorumlar diyor. Yeni gelen arkadaşlar tekrar hoş geldi. Strigoi ve Moroi neredeyse birbirinden ayrılmazdırlar. Yine de cadılar, büyücüler ve şeytanlarla birlikte ava çıkarlar. İnsan kökenli varlıklar olan vampirler ve büyücülerden ayrı çalıştıkları için doğa ruhlarının yani Yelele ve Dansele Genellikle kendilerinde özgü büyüleri vardır. Bir de doğa ruhları, periler de var. Slav halklarında da, Romellerde de. Ki biliyorsunuz Romeller biraz kültür değişik ya. Onlarda Latin etkisi var. İşte Daçya Dacia geçmişi var. Onların bir eski Traklar gibi. Balkanların eski halklarından. Köylü doğa ruhları kötülüğe hizmet eden insanlardan ayrı olarak gruplandırırken yaşayanları ve ölüleri birlikte gruplandırır. Çünkü büyücüler müstakbel vampirler olsalar bile yaşayan insanlardan sayılırlar. Aslında vampir kötülüğe hizmet eden insanlarla bir bedende canlı olarak bulunmadığı için ölü vampir adına şeytan arasında uygun bir geçiş oluşturur. Yaşayan bir insanın ruhu bile eğer bedeninden ayrılmışsa bir beden veya şekle sahip olmalıdır. Buna göre Transilvanya'da birçok insanın ruhlarını kelebek şeklinde yansıtabildiğine inanılır. Ne demiştim ayrı başında da? Başlarında da. Sırbistan'da da Leptirika, güve var. Vampir onun kılığına girip kalebebiliyor. emebiliyor. Arnavutluk'ta da Şitrigalar böceğin kılığına girip kan Valchia'da e, vampirlerin da kuru kafa güvelerinde vücut bulduğu kabul edilir. Bunlar da bir iğneye saplanıp daha fazla uçmalarını önlemek için bir duvara sabitlenmelidirler. Kelebek ya da güve gibi havada çırpınan küçük zarif şeyler köylülerin aklına hemen bir ruh oldukları fikrini getirirler. Siret köylüsü bir adım daha öteye giderek ruhu küçük bir ışık olarak tasavvur eder. Böylelikle somut olanın da ötesine geçmiş bulunur. Muhtemelen ya Emile Gerard bu geçmiyordu bu ifade ama e, Bram Stoker'a bu iletilen folklorik bilgilerden birisi muhtemelen. Çünkü hatırlayın Drakula romanında da ne oluyordu? E, meşhur bir tane deli karakter vardı. Efendimiz bana ölümsüzlük vaat etti diye Drakula ile bir şekilde ilişkisi olduğu ifade edilmeyen ama romanda o vurgulanan yani çok kökünü açıklanmadan Dracula'nın kurbağalı ya da ne bileyim böyle bir müridi gibi davrandığı bir Renfield diye bir deli karakter vardı. Böcek yiyordu sürekli onların hayatlarına sahip olduğunu söylüyordu. Tabi tabi kelebekler ruhlarla bağdaştırma çok antik bir inanış ama bir de Balkanlarda cille vampille bağdaştırma durumu var. Ya şey daha doğrusu vampille bağdaştırma durumu var hadi. Bunu kılığına gelip bu salat oluyorlar diye. Mesela burada bazı ya yani şey e, vampir histerisi kayıtları da geçiyor. İşte mesela 12 Temmuz 1801'de e, Siges Piskoposu yazılmış. Bu belki de Segeş var ya da Sigeş var. Olması lazım. Siges diye yazılmış burada metinde. Orijinalde de böyle geçiyor. İngilizce metni de karşılaştırdım ben okurken. E, dönemin Eflak dilekçe göndererek e, eyalet yöneticileri de Stroisti köylülerinin Varkolaki oldukları düşüncesiyle hali hazırda iki kez kazmış oldukları ölü insanların mezarlarını daha fazla kazmalarına izin vermemeleri adına emri çıkarmasını talep eder. Bak hep bir mücadele var. Bezar kazıp ölü kazıklama ilişkisi şikayetler var hep. Çünkü rahipler için bile bu ya yöresel batıl Çok böyle dille diyanetle alakalı değil. Köylü hurafeleri. Dolayısıyla tepkililer. Ondan sonra da zaten e, Agnes Burgoçi teker teker hikayeler, memoratlar aktarmaya başlıyor. Ben de e, siz o memoratlardan aktarayım okuyayım. Seçtiklerimden hepsini değil. Merak ediyorsanız da alıp kitabı <laughs> okursunuz. Seçtiklerimden okuyayım. Ha bak bu güzeldi. Mehedin Mehedin de e, Vagu dili bir kadınla evlenip oraya yerleşen Transilvanyalı bir köylü olan Dimitriu Vaidev Vaideanu yaşardı. Yedisi doğumdan sonraki birkaç ay içinde diğerleri ise birkaç yıl içinde olmak üzere çocukların çoğu ölmüştü. İnsanlar tüm yılların altında yatan sebebi merak etmeye başladılar. Bir araya gelip bir gece beyaz bir atı mezarlığa götürmeye ve karısının akrabalarının mezarlarından geçip geçmeyeceğini görmeye karar verdiler. Yaygın bir motiftir bu da. Mez Vampir mezar üstler at geçirme. Hatta 79 tarihli Frank Langella'nın ıı, meşhur Dracula 79 filminde de görürüz bu motifi. Dileyenler bu kısımdan sonrasını ışıkları söndürüp izleyebilirler arkadaşlar. Korku iken de geçebilir. Biraz kısmen. Hayal edin. Canlandırın gözünüzde. At her yerde tanınan bir cadı olan Kayı Validesi Joana Marta'nın yani Dimitri Vadiano'nun Kayın Valisi Joana Marta'nın mezarına gelinceye kadar tüm mezarların üzerinden kolaylıkla atlayıp geçti. O mezara geldiğinde hayvan donup kaldı, ayaklarıyla toprağa dövüp çişledi ve humurdandı. Mezarın üzerinde geçememişti. Orada uğursuz bir şey var olduğu anlaşılmıştı. Geceleyi Dimitru ve oğlu mumları alıp mezarı kazmaya gittiler. Gördükleri karşısında dehşete kapıldılar. Cadı oracıkta bir Türk gibi bağdaş kurmuş bir halde oturuyordu. Şimdi burada Türk gibi bağdaş kurmuş vurgusu çok ilginç. Bağdaş kurmayı Türk'le bağdaştırıyor tamam ama şöyle bir ifade de var. Türk gibi dimdik oturuyordu. İşte ne bileyim mezarda bir Türk gibi yatıyordu. Ya da Türk olduğu için hortlamıştı gibi ifadelerden bahsetmiştim size. Roman Vampir danışlarını anlatırken hatırlarsanız. Burada vurgulanan ee, kafirlik. Şimdi Türk Balkanlarda Müslüman demek karşı taraflar için, Hristiyanlar için de kafir yani. Hani bunlar Türk oldu, Müslüman oldu. Çok farklı isim kullanıları var şimdi. Hani boşakça bir ilmi halden bahsetmiştim ya. Twitter'larda paylaşırım. İşte Ot Kasin Türsin diye soruyor. Ne zamandan beri Türksün? Ot Kaülü cevap veriliyor ilmi yani Müslüman sınavında. Burada da sık sık işte bir e, Türk'ü pejoratif, olumsuz anlamda, kafir anlamında kullanıyor. Hristiyan tarafından bakıldığında yani. Bu da vurgular alo. Ve bu da şey tabi tasvir direkt bağdaş kurulmasıyla yapılmış, bağdaştırılmış. Bu arada tabi Romanya biliyorsunuz 1800 yani 93 harbine kadar falan şeydi hani bir dönem özellik kazandılar. Sonra bağımsızlığı ilan etti. Şimdi Romanya prensliği birleşti. Aferin diye bir film vardır. 1835 yılındaki Eflak'ta geçer film baya karakterler belli yerlerde Türkçe konuşurlar. Hatta bir Osmanlıca küfürler olan bölümler var böyle. Anasını bilmem ne yapayım falan diye adam böyle söver. O filmi izleyin. 2015 yapımı. Aferin filmin adı. Roman yapımı. O dönemin sonlarını anlatır yani. Oradaki Türk hakimiyetini. Böyle bir kültürel ilişkimiz de var Balkanlarda. Petretoma vakasını biliyorum. Romanya vampirleri videosunda anlatmıştım. Cadı oracıkta bir Türk gibi bağdaş kurmuş bir halde oturuyordu. Uzun saçları yüzüne dökülmüş haldeydi. Tüm teri kıpkırmızıydı ve tırnakları ürkütücü derecede uzundu. Bu tasviri Ebu Sud Efendi'nin fetvasından da hatırlıyoruz değil mi? Tırnova cadıları vakasındaki vampir içerilerden de hatırlıyoruz. Tekrar okuyayım. Uzun saçları yüzüne dökülmüş haldeydi. Tüm teri kıpkırmızıydı ve tırnakları ürkütücü derecede uzundu. Baba ve oğul bunun üzerine çalı odunlarını, talaşları ve eski haç parçalarını bir araya getirdiler. Üzerine şarap döktüler, sabana koydular ve mezarı ateşe verdiler. Sonra toprağa kürekle geri koyup evlerine döndüler. Romanap'ta bir vampir mezarından çıkarılıp soyuldu ve vücudu bir çantaya kondu. Bakın bu da ilginç bir ritüelden bahsediyor burada da başka bir memoratta da. Üzerlerinde kutsal su serpilen giysileri tabuta geri koruldu. Sonrasında tabut tekrar mezara konuldu ve üstü kapatıldı. Gücü kuvveti yerinde olan bir adamın yardımıyla ceset ormana taşındı, kalbi ve vücudu parçalandı ve birbiri ardına ateşe verildi. En son ateşe verilen kalbinin dumanı orada bulunanların üzerinde sildi. Böylelikle insanlar lanetten temizlenmiş oldular. Her yerde olduğu gibi burada da yakma işleminin düzgünce yapılması gerektiği vurgulanmıştır. En küçük kemik parçası bile arada kalırsa vampir odan tekrar dinlebilir. Şimdi burada biraz tedbir devreye giriyor. İşte Ölülün çıkacağını düşündüğün için kazık çakarak toprağa sabitliyorsun. Hastalık varsa yaktığın zaman hastalıktan kurtulmuş oluyorsun ama pratikte nasıl düşünüyorsun? Vampiri yaktık, üzerimizdeki etkisi de kayboldu, elbiseleri de yaktık, o musibetten tamamen kurtulduk. Ama halk folklor gözünden bakıldığı zaman bir korku hikayesi çıkıyor sana. Ama diğer taraftan bakmak lazım, tetkik etmek lazım. Zardeşti bölgesinde bir vampir mezarı kazıldığında cesedin kalbine, gözlerine ve göğsüne demir mızraklar geçirilir ve yüzüstü yeniden gömülür. Behediriti'de ise cesedi uzak dağlara götürüp orada bırakmak yeterli kabul edilir. Bu bir vampir cesedini herhangi bir adaya götürüp bırakılmasıyla uygulanan Yunan adetine benzetilebilir. Ne diyor bak? Bu bir vampir cesedini herhangi bir adaya götürüp bırakılmasıyla uygulanan Yunan adetine benzetilebilir. Ancak onun kadar etkili bir yöntem değildir. Hatırlayın bir kolos vampiri. Tor, Tor de seyahat geçiyordu hani. Bir kolos adasında bir hortla adet geliyorlar. En son bir odaya götür, adaya götürüp bekliyorlar. İstanbul yakınlarında da çok küçük bir ada vardı bu. Yani hayırsız ada ismiyle alıyor ama hayırsız ada değil. Fener adası adıyla da geçiyor. Çok küçük bir ada. Şey, Pendik tarafına yakın. O aday isimlerinden biri neydi? Tarihte geçen isimlerden biri. Vırkolakas. Hortlak adasıydı. Rum dilinde o da Hort Rumların hortla Vampire verdikleri isim. Belki bir ritüelden sonra o adı aldı yani. Ya da oraya ancak vırkola kasların terk edildiğini düşündükleri için o adaya böyle bir yakıştırma yapıldı. Bilemiyor, bilemiyoruz. Devam edelim okumaya. Bir vampirle başa çıkmanın en yaygın yöntemi şudur. Ceset cumartesi günleri mezardan çıkarılmalıdır. Bu bizim Türkiye hali arasında da var. Trakya bölgesinde. Yani eski anlatılarda derlemelerde. Bu günümüzde yok tabi ama Eskiden burada Edir'de civarında da bu hortlak ile memoratları ile ilgili kayıtlar var. Burada da genelde şey, şey cumartesi vurgusu yapılıyor işte. O da tabii birçok kültürde var. Cumartesi işte şabatla bağdaştırıldığı için falan insanlar e, böyle kendilerince doğaç duvarlıklarında belli özellikler atfediyor. İşte şu gün çıkmazlar. Ya da sadece şu gün görünebilirler. İşte çarşamba karısında bahsederken ne diyor? Sadece çarşamba günü dünyanın bütün tarafı, her tarafı dolaşabilir. Sivriada değil. Küçük bir ada. Bakın yani ona şimdi hiç bölünmeyin programı. Ee, Mikolos Adası Hortla ile ilgili bir YouTube kaydı var. Orada bakıp bulabilirsiniz. YouTube kanalında. Ceset cumartesi günleri mezardan çıkarılır. Zira diğer günlerde mezarı terk edecektir. Ya göbeğine bir kazık saplanmalı ya da kalbi çıkarılmalıdır. Kalp kömürde ya da ateşte yakılabilir, kayratılabilir veya tırpalla parçalara ayrılabilir. Kalp yakılmışsa külleri toplanıp alınmalıdır. Küller bazen dehir atılarak uzaklaştırılır ancak genellikle suyla karıştırılarak hastalara içmeleri için verilir. Petritoma vakası da hatırlayın. Romanya'da geçer. Orada da orada kadına yapıyorlar diye ya, Petritoma'nın kalıntılarını haşladıktan sonra. Eee... Ayrıca cerabet olduğuna inanılan herhangi bir şeyi temizlemek için, yani bu da cerabet şey tabii kutsalmışlıktan uzak anlamında. Ya da çocukları ve hayvanları mesh etmek için de kullanılabilir. Ancak bazı durumlarda bir rahibin laneti vampiri mezarında mühürlemek için yeterli olur. Ölü bir insanın vampir olup olmadığına işaret eden belirtiler şöyledir diyor ve birkaç madde sıralıyor ee, agres Burgoci. Ev halkı, ailesi ve hayvanları hatta muhtemelen bütün köy halkının hayvanları hızla ölür. Vampir alametleri. Vampir gece gelir ve ailesiyle konuşur. Bu motifleri hatırlayın. Ebu Sud Efendi fetvasını. Bir Hristiyan köyde bir kişi ölürse sonra kapıya gelip arkadaşını işte bir tanıdığını kapısına gelip ev falan senle filana gidelim diyor. Onu dışarı çağırırsa sonra dışarı çağrılanlar da ölürse ve böyle böyle o köyde bir sürü insan ölmeye başlarsa Dracula filmlerdeki o vampirin geceleyin evlerine, eve geri döndüğünü hortlayıp döndüğü o sahneleri hatırlayın. Dracula'da ee, işte Lucy'nin mezarlık sahnesini ya da ee, Korku romanı romanında Stephen King'in Korku A romanındaki Salim Slot romanındaki o çocuğu küçük kardeşini spoiler ama yani 30-40 yıllık roman yani belki daha az ya okuyun arkadaşlar. Oradaki o çocuğun arkadaşının camına gelişini hatırlayın bir. Film uyarlamasında da vardı o sahne. Folklor'daki motifler bunlar. Vampir gece gelir ve ailesiyle konuşur. Yemek artıkları deyip oradan oraya gezilebilir ya da ev işleri yardım edip odun kesebilir. Dişi vampirler de çocuklarına geri dönerler. Papaz ve kutsal su tarafından bile uzak tutulamayan bir vacar vampir olduğu rivayet edilmiş diye not düşmüş Agnes Burgoci. Rahip mezarda bir ayı düzenler. Meydana gelen uğursuzluk durmazsa bu kötüye işarettir. Ölülü mezar taşının yanında yılan büyüklüğünde bir delik bulunabilir. Öyleyse bu bir vampir olduğunu işaret Çünkü vampirler mezarlardan böyle delikler aracılığıyla çıkarlar. Kazan tatarlarında da bir motif vardı ya hani obur motifi. Mezarda delik arıyorlar. Obur ateş şulesi şeklinde ateş topu şeklinde bu deliklerden mezara girip çıkabiliyordu kazan Tatarlar arasında. İşte bu hortlak vampir motifinin Karadeniz havzasında kuvvetli oluşunda bahsettik işte taşınmasında vesaire. Bu motif benzerlikleri çok çok hani dikkat çekici bu açıdan hani. Ya yani belli kültürel temaslarla bağlantılı ya da göçlerle vesaire. Böyle roman, e, roman arabalarının vagonlarının taşınmasıyla ya da Kıpçak halkları göç sahasıyla bağlantılı olarak taşınmış ve e, halklara sirayet etmiş. Bunlar motifler. Şabat şey ama bu. Yahudi şabatından farklı biraz. Cadıları şabatı vardır ya. Cadıları topladığı Leyla'la zaman. Hristiyanlıkta. Biraz onunla bağlantılı. Yani bizim ya, değil ama kültürel bir etkileşim bağında bizde de işte öyle bir itikat gelişmiş demek ki hortlaklarla ilgili. Yani Cumartesi günü bunlar gömülerinden çıkmazlar diye. Gündüz vakti bile olsa beyaz bir at bir vampiri mezarın üzerinden geçemez hareketsiz durur. Homurdanır ve kişiler. Benzer şekilde kazlar da bir vampiri bezarın üzerinden geçemez. Sısıyorlar ya ben durup onu, ondan bahsediyor. Bir vampir ise ceset mezarından çıkarıldığında şunlarla karşılaşılır. Bir vampir ise ceset mezardan çıkarıldığında şunlarla karşılaşılır. Gömüldükten aylar ve yıllar sonra bile yüzü kırmızıdır. Yüzüstü bir şekilde yatmaktadır. Mezarı ters dönmüş. Ayağı toplanmış veya mezarında ya da tabutun bir köşesinde sıkışmış haldedir. Ya da bağdaş kurmuş şekilde. Akrabaları ölmüşse ağzı kar içinde olacaktır. Sadece evdeki eşyaları bozup dağıtmışsa ve bulabildiğini yemişse ağzı mısır yemeğiyle kaplı bir halde olur. Erzaklara da saldırıyor ya vampir. Tırnova cadıları vakasını hatırlayın. Erzaklar dağılıyordu. Yağ bala karışıyordu vesaire. Birçok erzak birbirine katıyordu. İşte Cadılar görünmez şekilde. Böyle bir tas motif geçiyordu. Hatırlarsanız. O videoma da bakabilirsiniz YouTube'dan. Vampir yukarıdaki gibi değilse ve etkisi hale getirirse 7 yıl boyunca kötülük yapmaya devam eder. Önce akrabalarını yok eder. Sonra köyde ve memleketindeki insanları ve hayvanları yok eder. Devamında başka bir memlekete veya başka bir dilin konuşulduğu yere geçer ve yeniden insana dönüşür. Evlenir, çocuklar olur ve çocuklar öldükten sonra hepsi vampir olur. Bu vampir çocuklar annelerinin akrabalarını yerler. Bayan Durham'ın belirttiği gibi bir vampirin bu eylemi muhtemelen Güneydoğu Avrupa ülkelerinde aileleri ve hatta köyleri yok eden bir salgın hastalık olarak açıklanır. Her salgının bir vampir vukuatı olduğunu düşünürsek çok sayıda vampir olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir tespitte bulunuyor artık vakaların, memoratların çokluğu karşısında kalın. Herhangi bir insanın vampire dönüşebileceğinden korkuluyorsa cenaze töreninde ve hemen, sonra, veya hemen sonrasında önlem alınmalıdır. İntihar vakalarında vampire dönüşme oranı oldukça yüksek olduğu için cesetler bir an önce mezarlarından çıkarılıp suyla yıkanmalıdır. Bir insan başında bir keseyle doğduğunu bilebilir ve ailesini felaketten kurtarmak için gerekli olan şeyleri bir listesini bırakıp ölebilir. Bu ne demek? Hani bir de vampir doğan, vampir yaşayan öldükten sonra da tekrar hortlayacağını inanılan kimseler var demişim ya Roman halk Bu da vampir e, ya da ne bileyim vamp yani yarı vampir doğalları ya da işte böyle yaşayan vampir dediğimiz o insan vampir tipindeki varlıkların bir belirtisi işte cadılık gibi bir alamet. İşte vücudunda bir, bir be, be, et bezesiyle işte de bir kafasında bir keseyle doğduğuna inanıyorlar. Bu kese varsa de bu da vampirdir işte. Yani onu o öyle olduğunu onu taşıdığını bilirsen işte onu öldükten sonra hortlayacağını da bir tedbir alırsın demek istiyor yani. Ya da akrabaları tehlikeli farkına varıp buna karşı öyle alabilirler diyor. İşte alametlerin okunması burada da işte bizim köye böyle musallat oldu gibisinden. öyle bir kanaate varabiliyorlar. Petro vakasında da öyle oluyor zaten. Bu tehlikeye böyle çeşitli yöntemleri vardır ve birkaçı ayrı anda kullanılabilir. En yaygın yöntem kalp veya göbeğine bir kazık saplamadır. Valçiya'da kalbi bir iğne batırmak yeterli görülür ancak Bulgaristan'da kalbi kızgın bir demir saplanır. Bulgaristan'da da bazı vampir Mesela Süzebolda bulmuşlardı bir tane vampir cesetleri. Kazık, demir kazık saplanmış. Burada da ritüelden bahsediyor. E, ee, ağzına, burnuna, kulaklarına ve göbeğine ve tırnakların altına küçük taşlar ve tütsü konulmalı. Böylece vampire kemirecek bir şeyler bırakılmalıdır. Ağza sarımsak da yerleştirilebilir. Tabuta ya da ağız ya buruna darı parçaları konabilir. Böylece vampir kemirecek bir şeyler için arayışa girmeyecek darıyla oyalanacaktır. Ceset tabutun içinde yüz yerleştirilebilir. Yeniden gömme söz konusu ise ceset baştan ayağa döndürülmelidir. Dilin altına bir çivi olabilir. Tabut yabani güllerin olduğu bir karvara konmalı ve veya diğer ahşap şeritlerle bağlanmalıdır. Tele ormanda bu tele orman bizim bildiğimiz Bulgaristan'daki tele orman değil. Bir de bir tele orman var. Ee, Roma, Romanya'da gene Rusçuk'un hemen karşı çaprazındaki kıyıda. Hatta benim bir hikayemde geçiyordu tele orman diye bahsediyordum orada bir teleorman da var. Eski Kuban e, isimlendir Kuban dönemi yerleşimleri isimlendirmelerinden birisi bu da. Teleorman'da insanlar ölümünün 3. gününde ölülü evine tütsü yakmak için gittiklerinde yallarda mezarın toprağına sapladıkları 9 adet öreke çubuğu alırlar. Ceset ayaklarırsa bu örekeler cesede batırılırdı. Yedek örekeleri de yallardan eksik, eksik etmezler. Bunları bezara saçarlar ve ateşe verirlerdi. Böylece vampiri yakmış olurlardı. Ondan sonra gene farklı e, motifler veriyor. Vampirizm sebepleri de açıklıyor. Burgoçi. Ya da Mısır mı ya işte? Velev ki. Farklı yörelerde de öyle diyorlar. Ha, Le Leonor Poe yazmış. Ceniz işte o keseyle doğması. İşte beze ya da et beni ya da garip vücudundaki garip şekiller de vampirlik alameti sayılıyor böyle değişik. Ya da cadılık alameti. Rubeller'e göre Başında keseyle doğmuş bir insan ölümünden sonraki 6 hafta içinde bir vampire dönüşür. Ondan sonra e, kötü olan ve kötücül eylemlerde bulunan insanlar. Bir de şeytanoya ve büyüyle ilgilenen kadınlar. işte vampir adayı sayılıyor Rumen halkın e, sarımsak yemeyen bir insanın vampir olduğu fikri de varmış. Ve bayağı güneyli sınavlar arasında oldukça yaygındır. Yani Balkan memleketlerinde yaygındır diyor o dönem için. Bir çocuk vaftiz edilmeden öldüğünde ölümünden 7 yıl sonra vampir olur ve gömüldüğü yer uğursuz olur. Ukrayna'da hani bir mezarlıktan bahsetmiştim ya size. Eski mezarlık bölgesi vaftiz olup gömüldüğü mezarlık. Slav mitlerinde halk inanışlarında vaftiz olmayanların bir arada gömüldüğü mezarlık normal mezarlıktan daha ürkütücü arkadaşlar işte. Yani huzur bulamayan ölüler. Hani rahat insana musallat olabilecek kimseler takılır genelde orada. Burada da öyle bir vurgu söz konusu. Ondan sonra. Para için yalan söyleyen insanlar ölmelerinden 6 ay sonra vampire dönüştüler. Böyle bir çeşitli korkular var. İşte eğer bir vampir hamile bir kadına göz dikerse ve kadın da karşılıksız kalmazsa çocuğu bir vampir olarak doğacaktır. Hamile bir kadın tuz yemezse çocuğu vampir olur. Ayrı cinsiyetten 7 tane çocuk üst üste doğduğunda 7'cilik küçük bir kuyruğu olacağını ve bir vampir olarak doğacağına inanılır. Bir insanın cesedin üzerinden kedi atlarsa üzerinden başka bir insan geçerse veya başka bir insanın gölgesi üzerine düşerse vampire dönüşür. Bu motif bizim şeyde Anadolu ve Trakya'daki eski inanışlarda da vardır. Yani huzur bulmaz ölü üzerinde atlarsa işte hortlar diye. Geçiyor ya hortlaki inanışlarında Türkiye ve Anadolu sahasındaki hortlama motifinden bahsederken anlatmışımdır onu da. Bazı rubeller, rubeller insanların kaderinde vampir olmak varsa isteseler de istemeseler de vampire dönüşeceklerine inanırlar. Buna göre bu insanlar ruhları uyurken ağızlarından küçük bir sinek gibi çıkıverir. Uyku sırasında vücut baş aşağı döndürülürse ölüm gerçekleşir. Diğer rubeller eğer bir çocuk başında keseli yani vampir olmak için doğmuşsa vampir olmasına engel olabileceğine inanırlar. Önce diyor başındaki keseden kurtulurlarmış. Böylece çocuk... E onu yutup bütün hayatı boyunca baktığı her şeye nazar değdiren ve ölümlerinden sonra akrabalarını ya kötü bir vampire dönüşmemiş olur. Bu da çok ilginç. Vampirin hayvanları öldürmesi kan emmek kadar nazarla yani uğursuzlukla da bağdaştırılıyor bir yerde vampir olması. ardarda ölümler aksilikler oluyor yani. Ebe e, bebek yıkanıp sarıldıktan sonra bebekle birlikte dışarı çıkmalıdır. Yarısı altında bulunan bir ev ise yani burada modern geleneksel roman evlerinden bahsediyor tepesine çıkmalı değilse evin arkasına gitmeli. Kucağında bebekle dünyaya bir kurt gelmiştir. Ancak bu kurt insanları kanını olan bir kurt değil var gücüyle çalışıp iyi şans getirecek olan bir kurttur şeklinde seslenmelidir. Bu sayede vampirin gücü kırılır, kötülük iyiye dönüşür. Vampirlikten döndüğünden bu tür insanlar iyi şans getirmektedirler. Burada da işte toplumda böyle şaban vesaire gibi görünen insanların tekinsizlik atfedilmesi söz konusu ama bir de toplum için işte uğur kaynağı da olabiliyorlar. Ya da işte kötülük olduğu zaman bunlara başlıyorlar. Cadıcı, vampirci gibi, vampir gibi. Eğer vampir olduğu sanılan ölü insanın kendisiyle yılın ayrı gününde veya ayrı ayında doğmuş bir erkek kardeşi varsa ölü vampirin yaşayan kardeşin vampire dönüşmesine sebep olması tehlikesi vardır. Bu demirden çıkarma adı verilen bir işlemle önlenmelidir. Tencereye ateşi koymak için veya öküz arabalarında kullanılan bir demir zincir alınır ve e, iki kardeşin etrafına dolanır. Uçlar sıkıca kapatıldıktan sonra üç kez açılır ve rahip bir dua kur. Demir son kez açıldığında yaşayan kardeş özgür hale gelir. Artık vampir olma tehlikesi yoktur. Diyor ki e, sonrasında gene memuratları aktarmaya devam ediyor ama belli bir yerde vampirlerle ilgili diğer motifleri aktarıyor burgoçi Diyor ki işte e, Strigoi sınırlarda Bora'yı ve Varkolaki ile karşılaşır ve gelecek yıl için kötülük planları yaparlar. Kimi, kimi öldüreceğine karar verirler diyor. Degog'u kuşlar döttüğüne de köpeklerin havladığı bu sınırlarda ölü vampirleri yaşayanlarla karşılaştı ve onlara her türlü büyüyü öğrettiği düşünülmektedir. Yani burada bir günahkarlık falan da söz konusu. Yaşıyor. şeytanın yolu, şeytanın yolu öğretiyor vesaire gibi bir yaklaşma söz konusu. Kilise bahçelerinde yıkık veya terk edilmiş evlerde veya ormanda buluşurlar. Kendi aralarında kavga edebilirler. Kenevir sapı kırma aletleri dillerini veya nadiren kılıçları silah olarak kullanarak savaşabilirler diyor ki bu vampirin savaş motifini bir şeyde Evliya Çelebi'de de görmüştük. Birbirleriyle harp ediyorlar. Bu bahsediler cihaz da şu arkadaşlar daha doğrusu alet şu. Kerevir sapı kırma aleti diye şöyle bir fotoğrafta koymuşlar kitaba. Şöyle bir alet. Bunun bir sopa kısmı var. Bunu silah olarak kullanırlar diyor. Orada arada Romanya'da kullanılan bir şey işte, Tarım şeyde kullanılan bir alet. Ondan sonra. Bir keresinde mezarlıkta dolaşan bir adam onu kendisi için kerevir kır, sapı kırma aletini taşımaya zorlayan bir vampirle karşılaştığı rivayet edilmektedir. Zavallı adam işte kendine zar zor atabiliyor ve sonrasında aylarca yataklara düşüyor vampiri gördüğü için. Yani düşün vampiri görmesi bile bir uğursuzluğa aramasını yutuyor. Başka bir rivayete göre de bir adam mezarlığı yakında bir kadın vampir görüyor ve ona taş atıyor korkuyla. Öfkelenen kadın vampir adamın üzerinde kötü bir rüzgar istirip onu havaya uçuruyor ve adamın duyularını ve aklını kaybetmesi de yol açıyor. Ayrıca imbe ve felci de bir vampirin büyüsü sonucu gelişen rahatsızlıklar olduğu söylenir. İşte yüz, yüz, yüz felci, imbe, belli vakalarda vampir uğramış, vampir çarpmış, bizdeki yel çarpmış, cin çarpmış gibi. Orada da bu şekilde değerlendiriliyormuş. Bundan bahsediliyor. Ölü vampirlerden çok canlı olanlardan endişe köylüler onların köy sınırlarına çıktıklarını bilirler. Bil bildirirler. Niye? Çünkü ölü vampir arası çok kim öldü Ya zamanda vefat etti. Mantığını yürütüyorsun ama insanlar arasında yaşayan biri ise gündüz hayatını normal sürdürüyorsa nasıl tespit edeceksin değil mi? Diyor ki Roman halk inançlara göre vampirler tüm canlıları büyüleyip onlara istediklerini yaptırabilirmiş. Böyle tılsımlara sahiplermiş. Ee, ondan sonra e, bu tılsımlar tavuklardan, ördeklerden veya kertenkelelerden güç alabilmiş. Yani bu güç dediği mana diye geçiyor burada. Yaşam gücü gibi düşün yani. Bazıları da kadınların sütünü ve gücünü çalarmış. Bazı vampirler. Bazılarının ekmek üzerinde da yağmur Tavuklar veya arılar üzerinde özel güçleri vardır Bazı vampirler arıları gücünü alır ve eşlerine sunarlar Arılar güçlerini kaybederlerse artık Bal toplamazlar ve kendileri için bile yiyecek Hiçbir şey bulamazlar Önceleri tüm köyün Ekmeklerini iştahla yediği bir kadın varmış Romanya'da bir köyde Ondan başka kimse bu kadar güzel ekmek pişiremiyormuş Bunun bir sebebi de Kadınların ekmek gücünü nasıl ele geçirebileceğini Biliyor olmasıymış öyle derlermiş yani ekmek gücünü ele geçirmeyebiliyor cadı o yüzden bu kadar lezzetli ekmek yapıyor diye İlginç bir durum da var yani kadının olduğunu biliyorlar fakat istifade yoluna gitmişler Folklar'ı kaçıda demiş ki Aziz George arifesinde bu Aziz George arifesi vurgusu Dracula romanında da var Bram Stoker'ın bu vampirlerin tüm yıla yetecek kadar yağmuru ve hayvanların gücünü almak için köy sınırlarına gitmeleri söz konusudur. Kendileri için güç almazlarsa onları bunun için para ödeyenlere alırlar. Paraya kadınları kadınlara güç ve güzellik getirirler. Aynı zamanda erkeklerin onlara, onları belli bir ücret karşılığında tutanları rakiplerinden defret etmelerine sebep olurlar. Ee, bir de burada ilginç bir motif var. Ee, onu kısaca bir özetleyeyim. Yani tamamını okumaktansa. Bir tane vampir cadı kadın var böyle bir. Vampir bir cadı. Çok iyi süt sağıyor. Yaşlı fakir bir kadın var. O da diyor ki bana da böyle süt sağmayı öğretiyor. Ben nasıl bu kadar lezzetli süt alabilirim diyor. Kadın onu ağlına götürüyor. Tahtada bir inek var. Tahtada yapılmış bir inek. Bundan süt sağıyorum diyor. E nasıl oluyor peki diyor. İşte ben diyor diğer ineklerin yaşam gücün işte yaşamını o manayı çaldığım için diyor. Böyle lezzetli süt çıkarabiliyorum diyor ve ona da öğretiyor yapmayı. Aylısı tahta bir ilek yerine bir ağaç şeklinde geçiyor. A Ağ, ağacı sağıyor kadın. İkisi de süt sağıyor bir şekilde. Cadının yaptığı sütten yılanlar, böcekler falan çıkıyor. Kadın ikiden çıkmıyor bir kadının. Diyor ki işte bunu bir bedeli var mealen. Ben e, işte böyle bir özelliğimden dolayı ben cehennemde bu e, böcekler, börtü böcekler, yılanlar tarafından sokulacağım diyor. Bunlar tarafından parçalanacağım diyor öbür dünyada. Yani azap vurgusu böyle ilginç. Vampiri çok bitik arketip. Yani folklorik arketip diyebileceğimiz o eski mitolojik arketiplere temas eden motifler de var. Bereketle ilgili. Bu kitapta ya da bu araştırmada onu görüyoruz yani. Ondan sonra devam ederim. Mesela burada bazı özellikler şey i̇şte Sarımsak işte bildiğimiz vesaire Mısır'dan bahsetmiştim. Diyor ki vampirler evlere genellikle bacadan veya anahtar deliğinden girerler. Bu nedenle bu delikler sarımsak da olmalıymış. Ve sarımsak, da, sarımsak sürmüş olsa bile pencereyi kapalı tutmak çok önemliymiş. Drakula romanlı hatırlıyor. Ne diyordum şey? Van Helsing. Camları muhakkak kapalı tutun. Sarımsak asıyordu falan. Şey, Lucy'yi kurtarabilmek için. Ay ışığı vampirlere çeker. Bu da Stoker'da vardı. Ay seyrederken Drakuların gelirleriyle karşılaşıyordu Jonathan Harker. Bak ya yani diyor ya Stoker'da bunlara bir şekilde artık ee, ya Emily Gerard'ın makalesinde de bakacağız zaten inceleyeceğiz ama ben şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum bunun. Başka folklor yazıları. Bilhassa tabii ee, tabi Emily Gerard'ın makalesinde geçmiyor ama kitapta geçiyordur muhtemelen. Belli bazı motifler ya Drakula romanlar çok aşina geliyor bana. Öyle okuduğum, okuduğum için bu yüzden ay ışığı vampirleri çeker. Bu yüzden özellikle Aziz Hedro arifesinde tüm lambalar söndürülmeli ve evdeki her şey ters çevirmelidir. Böylece bir vampir gelirse evdeki hiçbir desteğe kapıyı açtıramayacaktır. Bak evdeki destelere kapıyı açtır bak. İnsanların hiç uyumaması güneş yana kadar hikayeler anlatması da faydalı olur. Hikaye anlatan bir insana vampirler yaklaşamaz. Şimdi birçok toplumda hikayeciye genelde doğaüstü özellikler atfedilir ya işte ruhları yatıştırmak için ya da ruhları e, ruhları felalığı da korumak için korku hikayesi anlatıyorlar hani. Böyle hikaye anlatıcısı da yüklenen folklorik vazifeyi burada da Romanya'da da görüyoruz yani. Ondan sonra. Kadınlar dualarına devam etmelidir. Ayrıca vampirleri uzak tutmak için kerevir sapı kesme aletleri vurula vurulabilir. Yani sabitlenebilir. Onlara bir sevdikleri için vampirlerin erişiminde olabileceği yerlerde kerevit sapı kesme aletlerini veya kürekleri bırakmak akıllıca değildir. Vampirler ayrıca kerevit sapı kırma aletlerini dillerini çıkarıp silah niyetini kullanmayı ve kıvılcım çıkarana kadar onlarla dövüşmeyi severler. Bu nedenle diller aletin üzerinde hiçbir şekilde bırakılmamalıdır. Özellikle Aziz George de gömleğinizi ters giymek, uyurken başınızın altına kesici ucu dışarı bakacak şekilde bıçak ya da tırpan koymak akıllıca bir önlemdir. Burada da gene klasik kötü ruhlara karşı bu birçok kültürde vardır. Kötü ruhlara karşı demirin koruyuculuğuna sığınılır. Cillere karşı da başvururlar buna farklı Araplar arasında. bir Türklerde de vardır ama bakın Romerlerde de varmış. Belki araştırsak başka başka Araplarda da çıkar. Koruyucu olarak görünüyor. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Kendi bir hikaye kaptırmış olabilir mi? Göremiyorum bazen çünkü. Bazı sorularda da kaçırmış olabiliyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Ondan sonra. Ayaklar genellikle başı bulunduğu yere dek gelecek şekilde uyumak da iyi olabilir. Böylece bir vampir içeri girse bile sizi bulamayacaktır. Bak hep kötü ruhu aldatma var. Kandırma var. Korkutma var. Yılın hangi zamanı olursa olsun özellikle gece vaktinde biri sizi üç kez çağırana kadar asla cevap vermemek en iyisi olacaktır. Çünkü Vampirlerin bir şeyi ikiden fazla sorma kabiliyetleri yoktur. Sizinle konuştukları da cevap verirseniz ağzınızı felç edebilir, aklınızı alabilir, ayağınızı yerde kesip sizi düşürebilir veya öldürebilirler. Ondan sonra e, burada gene vampiri atfedilen belli özelliklerden de bahsediyor. Mesela vedvaları anlatırken diyor ki bu e, şey Agnes Burgoci ee, vidmeler diyor kötücü bir türdür diyor. Cadı olarak tanımlanan vidbeler. Ee, insanları büyüleyip çocukları kaçırmalarıyla bilinirler Tanrı'nın onlara yapmakta olduğunuz bu şeylerde Tanrı size yardım etmeyecek dediği bilinir. O halde biz de seni gökyüzüne yükselmene yardım etmeyeceğiz şeklinde cevap vermişler. Bu olayın sonucunda Tanrı gökyüzüne yükselememiştir. Başka bir rivayete göre Mesih'in cadıları azarladı. Onları da şu şekilde yarat verdiği söylenir. Ama yükseleceği sandığı yere yükselemeyeceksin. Çünkü burada kalman için kanatlarını keseceğiz. Hikayelerin üçüncü bir versiyona göre ise bu tartışma biraç bağlamında anlatılır. Mesih ancak bu cadılarla anlaşma sağladıktan sonra miraca yükselebilmiştir. Yani böyle belli deştikçe böyle bayağı bitik hikayeler çıkmaya başlıyor. Sonra da devam ediyor. Güreşi ve ayıya dolayısıyla tutulmalara da dolayı yaratıklar olarak kabul edilen varkolakilere dair bir aktarmadan bahsediyor kimden alıntı yapmış Otescu soyadlı bir araştırmacının Romanya Akademisi'nin Credintele Taranului Roman Despre Kershisten Ruber köyleri gökyüzü ve yıldızlara ilişkin ilaçları altı kitapçığından bir alıntı yapmış burada Burgoci bakalım ne demiş Varkolakiri dünyadaki bütün varlıklardan farklı oldukları varsayılır. Göğe çıkıp ay veya güreşi yiyerek ay ve güreş tutulmalarına sebep olurlar. Bazı insanlar onları köpeklerden daha küçük hayvanlar olduğunu düşünmektedirler. Bazıları onları sayıca iki köpekler ibaret olduklarında bazıları ejderha oldukları veya ahtapot gibi vantuzlarıyla emebilen çok ağzı bir hayvan olduklarında bazıları ise Varkolakiri ruh olduklarında ayrıca prikoliki olarak da adlandırılabileceğini düşünmektedir. Kökelleri farklıdır. Bazıları bunların vaftiz edilmemiş çocukları ya da evli olmayan ebeveylerin çocukları ruhları olduğunu, Tanrı tarafından lanetlenip Varkolaki'ye dönüştüklerini söylemektedirler. Diğerleri bu türlerin mısır lapası yapılırken lapa kaşığının ateşe tutulmasıyla ya da gün batımında süpürülen evden çıkan tozun güreşe doğru süpürülmesiyle oluştuğuna inanmaktadır. Bazıları da söylediğine göre Varkolaki kadınlar gece vakti bilhassa gece yarısı mum kullanmadan örgü ördüklerinde Özellikle de ördükleri iple büyü yaptıklarında jelatin havasından e, vücuda gelirler. Bu nedenle ay ışığında örgü örmek iyi bir şey değildir. Çünkü vampirler ve Varkolaki bu iple gökyüzüne çıkarak güneşi ve ayı yerler. de ipe bağlarlar ve ip onları kolaylıkla göğe tırmanabileceği bir yola dönüşebilir. Bu ip kopmadığı sürece Varkolaki'nin gücü eksilmez ve diledikleri her yere gidebilirler. Gök cisimlerine saldırırlar, ayı ısırırlar. Böylece ay kallık kaplanır ta ki ondan geri hiçbir şey kalmayana dek. Ancak ip koparsa güçlerini kaybederler ve göğün başka bir yerine gitmek zorunda kalırlar. Bazı insanlar ay gerçekten onlardan daha güçlü olduğu için kili gücünün onu sadece ısırmaya yettiğini en sonunda ayın üstü geldiğini söylemektedirler. Çünkü eğer ay gerçekten yenirse dünyanın soru gelirdi. Anlatışa bak yani. Onların kafasındaki tasavvura bak. Solgu yüzleri, kuru ciltleri ve ayı yemek için göğe çıktıkları sırada derin bir uykuya dalmalarıyla belirlediler. Varkolakilerden bahsediyor yine. Ancak bu türler ayı sadece tutulma sırasında diski kırmızı veya bakır rengine büründüğü değerler. Kırmızılık ayı kanıdır. Varkolaki'den kaçtıktan sonra kan ayı üzerine yayılır. Varkolak ruhu ayı yemek istediğinde ruhun ait olduğu kişi başını sallamaya başlar. Haftalardır uyumamış gibi derin bir uykuya dalar ve ölü gibi hareketsiz kalır. Uyandırılırsa veya hareket ettirilirse uyku sonsuz olur. Çünkü ruh yolculuğundan döndüğünde çıktığı azı bulamaz ve bu nedenle geri giremez. Ay tutulması sırasında Valcian köyünün e, neler yaptığından bahsediyor sonra Burgoçi. Ay tutulması olduğu zaman köylerin belli ritüelleri oluyor diyor. Buna bazı şeyler tanıdık gelebilir. Hani TRK'de vurup ses çıkarırlar ya ayı korkutmak için tüfek atarlar farklı yörelerde. Romanya'da da benzeri bir inanış var. Yani farklı Kültürlerde de görülebilen motifler bulunur tabi. İşte köz küreklerde yere vururlar. varkolaki aydan uzaklaştırmak için. Ee, Kimi yerlerde kilise çalları çalarlar. Başa ızgara veya her çeşit metalle gürültü yaparlar. Davul çalanlar, Havaya kurşun sıkarlar. Ses çıkarıp vampirleri korkutmak için ellerinden geleli yapan e, çingelerler keman ve kopuz çalarlar. Bazıları Varkolaki'nin ayı çektiklerinde ve e, yorulduklarında uyuyakaldıklarını düşünürler. Sonra şurada da bahsediyor. Makedonya ve Yunanistan'da vampiri genel adı olan, genel adı olan Varkolaki ve Vırkolaka kelimelerinin Romanya'da sadece istisna olarak vampir anlamında kullanılması ve genellikle ayıya bir hayvan anlamına gelmesi ilginçtir. Varkolak kurt adam anlamına gelir ve Romanya'da daha çok kurt veya hayvan anlamı böyle çıkar. Makedonya'da ise insani anlamı planlıdır. İki ülkede de yok etme tüketme düşüncesi önemli korur. Sonra da işte hayalet gelir. Ee, motiflerinden bahsediyor. Ben de onlardan yine bir tane seçtiğimi okuyayım size. Ee, bir hikaye mi okusam? Aa, bak şu hikaye güzeldi. Bunu okuyayım. Ondan sonra Kuru Crow. Ha bak şunu da okuyayım. Bu da ilginç bir motif. Şu hikaye hikayeyi okuyayım ayrı ayrı. Gelelek olduğu üzere ee, köyde bir akşam toplantısı vardı. Burada bahsedilen köy sanırım Botoşali köyünden bir hikaye. Diyor ki cillere işte üç harfli falan diyorlardı. Bizde işte insan olsa orada da Strigoi'den bahsederken dekuratul diyorlar. Kötü olan şey anlamında. Roman köyler. Diyor ki gelelik olduğu üzere Botoşari köyünde bir akşam toplantısı vardı. Ancak toplanan çocuklar ve kızlar hali vakti yerinde köyleri çocuklara değildi. Toplantı terk edilmiş bir evde yapılmaktaydı. Vampire davet. Gençler de kızlar da sesleri köylü burcunda duyulacak kadar sesli bir şekilde gülüp eğleniyorlardı. Büyük bir ateş yaktılar. Kızlar ateşin etrafında dönmeye başladı. Erkekler fıkralar alatıp kızları güldürüp durdular. Amerika T-Slasher gibi başlıyor mevzu. Hava kararmaya başlayınca ev halkı tarafından tanınmayan üç kişi eve giriş yaptı. İyi akşamlar, iyi akşamlar diyerek kalabalığa karışıp sohbete katıldılar. Herkes sohbet halindeyken kızlardan biri bendilini düşürdü. Bendil yabancıların bulunduğu tarafa düşmüştü. Kız onu almak için eğildi. Koltuğuna geri döndüğünde yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Yanındakilerden biri soru nedir diye sordu. Kız üç yabancının ayakları yerine toynaklarının olduğunu mırıldandı. Ne yapılmalıydı? Birbirlerine ve çocuklara üç yabancının insan değil vampir olduğunu fısıldadılar. Sonra kapıdan birer birer çıkıp evlere doğru yol aldılar. Üç vampir evde bir başlarına kaldıklarını salsalarda yalnız değillerdi. Çünkü sobanın yaralı uyuyan bir kız vardı. Ertesi gün şafak sökerken uyuyan kızın ablası kardeşinden haber alamayınca arkadaşlarıyla birlikte toplantıda yapıldığı eve gitti. Eve yaklaşırken pencereden onlara doğru gülümseyen bir kelle gördüler. Ah kardeşim bize gülümsüyor dedi ablası. Ancak eve geldiklerinde dehşete kapılmış bir halde haç çıkardılar. Pencerenin önünde sadece bir kelle durmaktaydı. Dudakları kesildiği için sırıtıyor gibi görünüyordu. Bağırsakları çıkarılmış çivilerle birbirine bağlanmış, rafa asılmış ve tüm ev kızı kanda bulanmıştı. Zavallı kızcağız. Ve burada dipnot düşmüş. Agnes Burgoçi diyor ki da dudaklarını kesmeye yönelik bu alışkanlık vampirlere özgü değildir. Karadağları, Türkleri ve diğerlerini mağlup edilen düşmanlarına davranış şekli budur. Balkan çeteciliği dönemlerinde yenen taraf, yenilenleri böyle burunlarını, kulaklarını dudakları e, dudaklarını kesiyor ya hani bunu gör, fotoğraflarla görmüşsünüzdür. Çok yaygın bir cezalandırma biçimidir. Ya mesela işte bugün bile ben yani Edeleci vardı duyardım eskiler. Şey derlerdi mesela. Keserim kulakları derlerdi mesela. Yaramazlık yapan bir uyardıklar derdi. Öyle yerleşmiş. Bir cezalandırma motifidir o. Ondan sonra ee, ilginç bir ha şurada bir cadıyla bir vampir arasındaki güç yarışından bahseden bir hikaye var. Bildiğin cadı vampire karşı. Hikaye şöyle. Siret'te bir hanımefendinin bir ineği vardı. Ve bir vampir ineğinin gücünü elinden almıştı. Silet'te bir kadın varmış. Kadın ineği varmış ve bir vampir ineğinin gücünü elinden almış. Yani sütünü çalmış. Bunun üzerine hanımefendi vampirin gücünü nasıl kıracağını bilen Harto Panita adında bilge bir kadın buldu. Bilge kadın hanımefendi evine gidince vampirle burun buruna geldi. Parmayla bir işaret yaptı. Ağzını buruşturdu ve vampiri o noktaya kilitleyen bir büyü okudu. Vampir donup kaldı ve bir adım bile atamadan olduğu yerde kas katı kesildi. Ancak bu olay sonrasında Bilge Kadın'ın lanetlenmesi de derisinin her yerinde yaralar çıkmasına neden oldu. Vampirden af dileğiyle kadar bu laletten kurtulamadı. Sonra bir de ee... ilginç iki ritüelden bahsediyor. İki folklorik motiften bahsediyor. Biri hapşırmayla alakalı bir vampir hikayesi. Diğeri de e, ee, vampirlerden dilekte bulunulması ile ilgili bir hikaye. Şeytani güç ya. Öyle bir motif. İkisi de aktarayım. Diyor ki şey e, aşağıdaki vakalarda vampir bir şeytan karakterine sahiptir. E, Aktarda ya, ve memoratlar yani. Bu yüzden drag kelimesinin Strigoi yerine kullanılması uygun düşebilir diyor. Vampirlerin kavşaklarda dolaştığı bilinir. Bir insanın büyük bir dileği varsa ve bu dileği gerçekleştirme konusunda gözünü karartmışsa Gerçekleştirmesinin bir yol vardır. Gece bastırdığında herhangi bir kavşağa gidin. Su ile dolu büyük bir kazada yanıza alın. Bir ateş yakıp suyu kaynattığınızda tek bir beyaz tüyü bile olmayan kömür karası bir kedi alıp onu kazana atın. Kara kedilerin şeytanın ruhunu temsil ettiğine inanılır. Ortalık iyice karardıktan sonra içinde kedi olan kazan şiddetle kaynamaya başlayınca şeytanlar gelip kediyi kaynatmayı bırakmanızı istemeye başlayacaklardır. Böyle bir durumda tek bir kelime etmemelisiniz. Tüm şeytanlara hükmeden başka gelene kadar beklemelisiniz. Çünkü o her zaman en son gelendir. Tıpkı diğer şeytanların yaptığı gibi sizden kediyi kaynatmayı bırakmanızı isteyecektir. Bunun karşılığında size büyük dileğinizi gerçekleştirmeyi vaat edecektir. O zaman kedi almasına izin verip böylelikle dileğinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Hapşırma ile ilgili hikaye de şöyle. Hırsız ve vampir hikayeladı. Bir zamanlar bir, hır, bir hırsız bir vampir olan iki ortak vardı. Bu akşam nereye gidiyorsun dedi hırsız vampire. E, Yon'un Yon oğlunu büyüleyeceğim diye yanıtladı vampir. Hırsız oraya gitme bu akşam öküz çalmak için oraya gidecektim. Başka bir yere gitsen olmaz mı diye sordu. Kendim başka bir yere git dedi vampir. Yon'un evinde, baş, Yon evinden başka gidecek yer mi kalmadı? Sadece bir oğlu var. Gidebileceğin yığılı ev var diye diretti hırsız. Vampir inatlaşarak hayır yola gideceğim işte diye karşılık verdi. Eh ben de oraya gidiyorum dedi hırsız. Böylece ikisi de aynı yere gittiler. Vampir kapıya hırsız ve pencereye doğru ilerledi. İçeriden Yon'un oğlunun hapşırma sesi gelince hırsız çabucak çok yaşa diye haykırdı. Bu vampirin gücünü elinden almıştı. Çocuğun burnunu karatmayı başardı ama öldürmeye gücü yetmedi. Hırsız daha sonra içeri girip olanları anne ve babasına anlattığında onlar da hırsıza ödül olarak öküz hediye ettiler. Bu yüzden biri hapşırdığı da çok yaşa demek her zaman faydalıdır. Bir de Drak muhabbeti vardı ama galiba şeyde geçiyordu. Ha burada değil. Emily Gerard'ın kitabında. Anlatacaklarım bu kadar bu kitapla ilgili. Daha fazlasını okumak merak ediyorsun, istiyorsanız, merak ediyorsanız Laputa kitaptan ee, Eda Demir'in çevirisiyle çıkan Kasım 2021'de basıldı. Bu Agnes Burgoçi'nin Robayda Vampirler isimli kitabı da okuyan bakabilirsiniz arkadaşlar. Meraklarla tavsiye ederim. Bana müdürdü bağla. Evet. Bu konumuz bu kadardı. Ee, bahsettiğim kitaplar ve kaynaklar listesini videonun altındaki sabit yorumda bulabilirsiniz. Başka ilginç konular, hikayeler, rivayetler dinlemek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler efendim. Görüşmek üzere. Tabii ki be. Ha ben vampiri hikaye dinleyip muhabbeti dinlemek istemiyorum bir yerlere ama biz burada kalalım. Muhabbeti sürdürmeye devam edelim. Evet şimdi sorularınız gelsin arkadaşlar. Şimdi soruları yanıtlayabilirim artık. Çayımı da rahatlıkla içebilirim. Ay ay. Yeni yeni hikayeler. Vampir motifi çok zengin. Bir de siz bir de Transylvania batılaşları aşırı yayında görün. Onu da işte önümüzdeki hafta değil. Belki öbür hafta yapmaya çalışırım. Bakalım. Benim şeye göre, yayın programına göre. Ya o kadar ilginç motifler var ki işte. Lan acaba bunu buradan mı almış? Buradan etkilemiş. Emily Gerard'ın Transylvania'ya Batıyla Alışlar kitabı ile ilgili de yapacağım. Onunla ilgili ayrı önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta yaparım sanırım sanırım. Çünkü haftaya bir eşkıyalık mevzusu anlatmak istiyorum. Özledim uzun süredir. Kabadayı eşkıya tarihi anlatmayınca ben bunalıyorum arkadaşlar. <laughs> Tabi korku hikayesi anlatmayınca da bunalıyorum o da ayrı. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğeniler arttıkça hareketlilik arttıkça biliyorsunuz. Aa ben de teşvik görüyorum. Diyorum ki aa, daha çok video gelsin. Yayın olsun. Evet saçları uzatacağım. Şey yapacağım yani. Yazı kısalttım. Geri bir salacağım bu yaz. Uzatacağım bakalım. Neden bu coğrafya bu kadar çok vampir bitire ilerliyor? İki harita göstermiştim ben daha önce. Kara Murat. Birincisi Avrupa'daki ülkelerin şehirleşme oranlarıyla alakalı. Balkanlarda şehirleşme oranları yani belli ülkelerde Sırbistan'da Romanya'da falan yani %60'a yakın, hatta %50'li biraz üzerinde. %57'ye geçmiş. Dolayısıyla kırsal bölgelerde bu tür bu motifler daha kuvvetli. Bir de Romanya ile ilgili bir harita paylaşmıştım ben. Romanya'da tuvaletlerin hangi evlerin dışında olan, evleri dışında tuvalet olan evler haritası bölgelendirmişler haritaya göre ve onları bir toplamışlar. Hangi bölgede evler şey tuvaletler evli dışında Muazzam bir kırsal nüfus tablosu çıkıyor karşınıza o haritada. Onu görece de diyorsun zaten. Ular yani böyle bir atmosferde zaten Balkanlar şey yer. Yani ben resmen oturayım korku hikayesi yazayım diyeceğim bir coğrafya. Yani dağlar, skorballar, sis basar sürekli. Kışı soğuğu bir acayiptir böyle. Edirne'ye yolunuz düştüğü zaman bir akşam böyle sis çökerse çok güzel bir karşılaşma rastlaşma olur arkadaşlar. Anlarsınız o zaman niye bu coğrafyada bu kadar çok korku hikayesi çıktığını. Balkanlardan. <laughs> falan böyle. Dırırın, hocam lütfen öyle bakmayın diye. <laughs> Vallahi bak. Yolu zedirliğe düşerse beklerim. Bu turnuvalı cadı anlatısı olabilir. Bir kadı devletle neden böyle bir şey yazar. Oho Mustafa Can Sönmez neler neler var. Başka ba böyle toplu hisleri vakaları da var. Yani Vampir görüldü. öldürmeye çalıştık gibisinden. Başka kayıtlar da var böyle. Halk inarışı olduğu için ve halk bu histeriye kapıldığı için e, devlete de bu aksettiriliyor bir şekilde. Yazılıyor. Gönderiliyor yani. Böyle bir olay oldu diye. Dolayısıyla daha detaylı bilgi almak istiyorsan Cadıları ile ilgili videoma bakabilirsin YouTube kanalında. Anlatıyorum orada. Sebeplerini dönemin arka planını vakayı hayriyeyle bağlantısını ama Sadece işte aha yeri çeri ocağını kaldırdık. Öyle seneden vampir hikayesi alıp halkın desteğini kırmıyoruz dememişler. Halkta zaten böyle hala hazırda bir folklorik arka plan var. Böyle bir olay şaya çıkaca da bunu alıp çok güzel kullanmışlar yani. Gazeteye koymuşlar. Mevzu o. Lütfen yanlış anlamayın bir sorum olacak. İç Anadolu'da köpekler neden Arap ismi koyuluyor? Ya bu şey e, hakaret ya da pejoratif anlamdan çok işlere bileyim kabaca renklendirmeyle alakalı. Yani işte, bizde de e, siyahi vatandaşlar da böyle afro Türklerde mesela ya yani kölelerde mesela bahsederken de, ne, diyor mesela işte A Arap diye lakap takabiliyor yani. Aha bu kara bu, Araptır diye böyle bir lakap takıyor yani halklarda toplumlarda böyle çeşitli lakap takmalar var İşte Avrupa'dan gelen herkese Frank adını takması gibi bizimkilerin ya da Kafkaslardan gelen herkese Ç Ç Ç Çerkez diye belli toplu isimlerde adlandırılması gibi İşte Karadeniz'den göçen herkes işte Laz Zebesi gibi. Yani belli isimler çok genel bir şekilde yayıyor. Osmanlı yani toplumların isimlendirmesi ya da belli isimleri belli e, sıfatları bir şekilde o adlandırmada kullanması. Mesela tazimatla işte gavura gavur denilmeyecek muhabbeti de vardır ya komiser azarlamış çocuğu oğlum artık gavura gavur denmeyecek. Şimdi gavur pejoratif anlamı da var. Ama ne bileyim adam dostuna da söyleyebiliyor. Vay Leo gavuru ne ettin bakayım bu işleri falan diye söyleyebiliyor adam hani. Mehmet abi bu tarz bilgiler derece vampir kitapları nereden buluyorsun? Ben yazıcı ergen kız vampir masalları çıkıyor. İbrahim Çakır. Ee, sana bir link atacağım. O linki e, o link senin işine yarar. Vampir kaynakçası. Ben arıyorum buluyorum. Bakıyorum. Kurcalıyorum. Vampir kaynakçası. Dur. Türkçe vampir hortlak yarışı kaynakçası. Bunu ben bir ara şu yeni çıkan çalışmaları da ekleyeyim ben buna. daha sonra. Bu kaynak çok işinize yarar arkadaşlar. Meraklısı da makaleler vesaire Türkçedeki kaynaklar. Hani gizli değil, gizli literatür daha geniş tabi. Oralar Vlad Tepeş'in memleketi olmasıyla ilgili olabilir mi? Daha çok Vlad Tepeş'in oralı olmasıyla bağlantısı olabilir. Ama şey yani Vlad Tepeş'e vampirliği daha çok başkalara atfediyorlar yani. Coğrafya insanı değil. Yani Romeler, bir Romel'e gidip Vlad Dracula işte bak şöyle bir sıkıntı var. Romanyalılar Drakula'dan para kazanıyorlar vampirden ama bir yandan da şikayetçiler. Niye? Ulan adamların milli kahramanlarına vampir diyorsun. Vampir uğursuzluk bir durumdur. Mezarda yani kafirin işte ne bileyim cadının yoldan çıkmışın başına gelen bir durum yani. Kendi milli kahramanlı adam strigo eder mi şimdi demez. Öyle bir ikilem var. O nedenle bunu kırmak için Romanya sanırım bir ara bir propaganda şeyine başvurdu. Hani Bram Stoker'ın Dracula romanında bahsi geçen aslında kazıklı voyvoda değildir gibisinden bir söylem çıktı batıda. Da çok tutmadı. diye Çünkü romanda kabak gibi yani bir tek Dracula'nın Romanya kimlik numarası eksik yani. Hani bir yerde belki de akrabalarından biridir diyor karakterlerden birisi ama baya Drakula kendi ağzından söylüyor. Ben kaç sefer Türkler üzere sefer yapıp yenen Voyvoda değil miyim diyor. O zaman da vazgeçmemiştim diyor. Vallahi Sigler'le karşılaştığında da, da Kendi söylüyor yani. Daha ne desin adam? İşte 7 yıl Edirne Sarayı'nda kaldım. Şu kadar voyvodalık mı yaptım diyecek adam şimdi. Roman da geçiyor ki onunla ilgili de bir yazım var benim. Ferepenet'te. Vlad Dracula. Hayali bir kont mu yoksa gerçeğe mi dayanıyor diye gibi bir makale var. Şeyde. Dur hatta onu da atayım. Ferepenet. Hayali kont diyelim. Bunu da linkini atayım size. Vlad Dracula bu hayali bir kod mu? Dalın. Onun linkini de atayım size. sıcak iklimlerde de var mı vampir? Ekvator'a yakın mesela. E şey var Dilüfer. E, vampir arasa sadece Güney Amerika'da var olan bir e, canlı ve şeyden yeni göçmenler geldiği zaman yeni dünyadan Avrupa'ya dönen göçmenler olduğu zaman 1700'lerde vampir hikayeleri patlıyor. Efla şey bu Sırbistan'daki hortlama vakası üstüne kalabilenler, ölenler falan oluyor. Çünkü bilmiyorlar ki yarasadan her türlü hastalığı, kuduzu falan bulaştığını Düşünsene bir adamı yarası ısırıyor. Adam kuduruyor abi. Öldürüyor. bakıyorsun ne olmuş başından sonra gelmiş yarası ısırmış kanını emmiş. Al sana işte vampire Olsa yarası bağdaştırıyorlar buna. Yani sıcak iklimlerde de vampir efsanesi var. E, çürümeyen ölülere ilişkin ya da huzur bulamayan ölülere kan içen, Canların hayatını çalan ölü tasavvurda ilişkin. Burada şöyle bir ayrım yapıyoruz. Bir vampir özelliği taşıyan, vampire benzeyen kalemen varlıklar var. Bir de bizim vampir dediğimiz bu Karadeniz Havzası Doğu Avrupa çevresinde ağırlıklı olarak anlatılan doğaüstü kalemel varlık tasviri var. O ayrımlar önemli. Karışabiliyor birbiriyle. O zaman kabadayılı korku hikayesi anlat sen rahatla biz de korkalım. ha <laughs> bu fikri sevdim. İnşallah anlamayız demiş herhalde. <laughs> Abi demin vampir adını söylemiyorlar da başka bir kelime kullanıyorlar dedi. Böyle bir şey isim vermek bayağı güçlü bir kavram sanırsa. Her kültürde var. Tabi tabi tabi. Ya bak bir şeye ad vermek ya da adını bağışlarsın mesela yani. Bu birçok kültürde var. Güçle bağlaştırılır. Birine büyü yapmadan önce bile annesinin adını, kendi adını, tam adını işte ne bileyim doğum tarihi falan bilmen lazımdır ya. Büyücülükte bu bağlaştırılır yani. İsimlerin, kelimeleri gücüne inanırlar. Ay Lülüfer. Vallahi Lülüfer yarın geliyorsun dedi de işte. Hani karşılaşsak kara ağaçta tam yeriydi daha Bulunduğumuz yerle ilgili acayip bir korku hikayesi vardı. Onu da aktarırdım vallahi ayaküstü ama işte. Aksilik. Hani internetime güvensem ya da sıkıntı olmayacağını bilsem. Yoldan açacağım internetten de. Yani Etus'tan ne kadar sağlıklı yayın yaparım bilmiyorum. Düşünsene Etus'ta sallanarak vampir anlatıyorum söyle şimdi. <laughs> ay ay. 1518 Strasbourg'daki toplu histeri vakası bir alıtsa ne hocam. olacak? Evet ya o değil mi? Dans vakası var bir tane. Dans ediyorlar toplu toplu. Şey toplu halde. Bu çılgınlık kapı, kaplıyor her yeri. Başka histeriler de var arkadaşlar. Şimdi çok vurgulamayayım ama. Daha neyse ya boş ver şimdi. Sıkıntılı olabilir şimdi. Güncel bir konu çünkü. Böyle tespit ettiğim toplu histeriler var. Hocam Antik Mısır'da korku hikayeleri araştırdınız mı hiç? Yani Antik Mısır'ı dini metinleri var ama korku hikayesi gibi değil. Belli özellikler ya da belli metinler var iblislerle ilgili, büyülerle ilgili. Onlarla ilgili de belki bir ayın gelir. Antep canavarı Abdullah Palaz'ın hikayesi bir saat sabah anlatır mısınız? Hakkında çok az kaynak bulabildim. Abdullah Palaz'ın bir hatıratı var. Tek kaynak olur doğru düz. Onun hakkındaki ee, şey Kimdi ya yazarı? Turhan Timuçin miydi? Doktor Turhan Timuçin miydi? Onun hakkında bir Hacettepe'li, Hacettepe, Hacettepe kabadayılarını görmüş bir doktorun yazdığı bir biyografisi var. Onunla söyleşilere dayanan. Ona bakabilirsin. Azrail'in öbür Abdullah dayı. Abdur şey, Abdullah, Palas Palaz, Antep var değil mi? Kitap var. Destek yayınlardan çıktı galiba son baskısı. Belki yeni baskısı yapılmış da, onu tavsiye ederim. Hani belki yayın gelir onunla ilgili ama Bilmiyorum ben çok yakın döneme girme taraftar değilim. Sıkıntılı arkadaşlar. Vampir anlatmaya benzemiyor bazı konular. Öyle diyeyim. <laughs> Allah muhafaza yüzü sonra alacak karakter gibi popüler filmler bitti şimdi eklenmez diyor. <laughs> Kartal abi. Eyvallah Fatih e lazım teşekkürler. Ceren hocamdan sonra Dari hocam da oyun yayını açmaya başladı. Siz ne zaman oyun oynarken göreceğiz Korkuyorlar hocam? korkuyorlar mesela. Kısmet arkadaşlar. Ben yeni bilgisayarı alana kadar böyle bir şey hayal. Benim beri makine kaldırmaz. Kaldı ki ve ki kaldırabiliyor. Yani bir yandan oyun oynayıp bir yandan da muhabbet edemem ben yani öyle çok. Hani o ayrı bir hassas ya. Ben oyunu yayını izlerim çok senelerden beri ama o benim becerebileceğim bir hassas değil yani. Karıştırırım ben. Aşırı derece boomerım o konuda maalesef. Hocam Karbile romanını okumuşsunuzdur muhakkak. Okudum ya. Dur hatta. Onda benim hangi baskısı vardı Karbile'nin? Şurada mıydı? Bir dakika. Evet. Karbilan'a bende bir beyaz balina yayın baskısı vardı. 2005 miydi bu? 2000 basın mıydı? Evet. Şu baskısı var bende Şöyle. Ve okumuştum. Ve içinde başka öyküleri de vardı. Şerid Lefanu'nun korku öyküleri de vardı içinde. Beğendiğim bir baskıdır. Onda da çok folklor ögeleri vardı. İlk eşli sakada vampir de biliyorum aynı zamanda. Siz nasıl bulsunuz hocam? Onunla ilgili e, Türk kültürde vampirlerde oradaki bir folklor ipuçlarını vurgulayan bir ifade yazmıştım. Türk kültürde vampirlerde. Hatta açıp bakalım ne yazmışım. Hangi bölümü beklemiştim ben onu? Avrupa'da vampir avı ve kalıntıları. Sayfa 132. Biraz kendi kitabını reklamını yapıyor gibi görünüyor ya piyasada bulamazsın ya. Yani. Var, basıldı ama baskı tükendi. İkincisi baskı yapılacak, geliştirilmiş baskı. Yeni kapaklı falan. Sürpriz hep. <laughs> Dur. Ha. burada değil. O zaman cadılarla alakalı. Cadıcılarla alakalı. Dur. Ha. Bir işte baba. Şu çoğu alıtı. Ha. Buldum. Sheridan Sheridan da Carmilla 1872 tarihli e, isimli vampir romanı da Stoker'ı etkilediği bilinmektedir. Karakterler arasında geçen bir konuşmada Türk hakimiyeti altındaki bölgelerde bu yöreleri vampirlerden temizlemek için özel birlikleri kurulup bir takım uzman kişileri burada yıllarca uğraştığından bahsetmiştir. Onlar da kim? Bizim cadıcılar işte. Cadıcılarla ilgili de bir videomuz var. Youtube'da mevcut. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Abi senin folkloru korku filmde baş karakter olarak görmek istedim. Kısmet arkadaşlar. Belki oyunculukla iştigal ederim. Belki senaryo içinde tarafından bulaşırım. Kısmet. Bram Stoker Dracula'nın vampir olması muhabbetini çıkarıyor galiba. <laughs> şey Dra önce Dracula'nın kalemiciliğini vurgulayan ifadeler var. Vampirliği Ruslar ilk bir kaynakla yakıştırıyorlar. Çünkü din değiştiriyor ya. Kazıklı Oya'da videosunda anlatmıştım hadi. Neydi onun adı? Şey Ortodoksken Katolik oldu Katolik oldu diye. O da tabi kafirlik gibi. Dolayısıyla böyle bir yakıştırma. Bram Stoker tabi bakıyor. Kaleben bir karakter var. Aha Ortodokslar da böyle bakıyorlar buna. Aha bir de Romanya'da folkları var. Zaten şey Drakula gel beni yaz kardeş. Bağlatı gelmiş olmalı. Bakayım bir. bakayım bakayım. Tamam. En son bahsetmiştim size? Tamam. En son neyden bahsederken gitti. Ona göre konuyu alıp geleyim. En son neden ne izlemiştim? Ya en son bir ritüel dizisini şey izledim. Kulüp dizisini izledim. Hayal Tarzı'nın Afterlife'ı izledim. Hiberi yenisini izledim şu ikinci sezonu Netflix'teki. De şu Netflix'teki falan bakacağım bir. Ha tamam. Dur o zaman yarıkta yarıkta gidelim. Karmina romanındaki köyleri köylerinden bahsetmiştim. Bram Stoker romanı önce vampir kod tadını tasarladı ki kitap, kitap girişinde. Evet kod vampir diye geçiyor taslarda da. Mihriban Karat. Ha. Voyva da katolik oluyor ve o din değiştirme muhabbetinden dolayı Ruslar böyle bir yakıştırmada bulunuyorlar. Bram yani şu bu hort yani mezarda huzur olmaz. Bram Stoker da bakıyor. Ulan Romanya'da böyle bir mitoloji şey işte bir tök var vampir. E bu adam kar içiyor. Kar içmeye yakıştırmaları yapılmış tarihi kaynaklarda. Ruslar da böyle bir mezarda huzur bulamaz demiş. Resmen Drakula gel beni yaz kardeş diye bekliyormuş yani onu diyordum tam. Ondan sonra Karbila'nı şeyinden zaten bahsettim. Folklorik mevzudan. Hocam sultanlar veya sarayın yüksek sümüler arasında korku hikayeleri dinlemeyi sevdiği bilinen biri var mı? Hiç tek gelmedim vallahi. Belki kadınlar, yaşlı kadınlar kendi arasında cinperi hikayeleri anlatıyorlardır da hiç spesifik olarak denk gelmedim yani. Sarmıyor kardeş. Korku hikayesi anlat. Geri <laughs> baskıyı bekleyelim. Vampirler ve diğer benzeri folklor öğeleri içeren en sevdiğiniz spekülatif edebiyat sinema tv içerikli oyunlar nerede? Çok zor ve uzun bir soru ya. Ama genelde ben folkları korkuyu seviyorum yani. Değişiyor dönemine göre. Böyle bile bu klasik vampir tipini daha çok seviyorum mesela. Daha ürkütücü ise bir tık. <laughs> da var mı stokta? İyi o zaman. Karakuda var sanırım arkadaşlar. İkinci baskı da eli kulağında ama bulursanız ilk baskı da edin yani. Merak ediyorsanız ilginç içerikler var. Hikayeler var içinde. Cadılara gerçekten inanıyor musun? Enerji falan götürdükler. Yani ben itikada çok kabul etmiyorum yani. Ta kişinin kendi şimdi itikadı. Biri çıkıp da ben cadıyım ben enerji götürüyorum. Benim itikadım bu dese tamam ama sen ona inan derim ben. Ne diyeyim? Ama hikayeleri seviyorum ben. Cadı, klasik cadı hikayeleri. Böyle korkuyu seviyorum ben. Hikayesini seviyorum arkadaşlar. Bazı insanlar şu muhabeleyi yapıyorlar bana ve kanala. Hayatın bir takım gizli esrarları, sırları mevcut ve ben onu bir tıkla öğrenebilirim. Aga öyle bir şey olsa yani. Dayı burada böyle göblekle yani muhtar gibi bir dururum kurbanın. <laughs> öyle bir dünya mümkün değil. Ben biraz böyle ilginç bilgilerin, hikayelerin, kurguların peşinde ve yayınlarla da bir kısmını sizinle paylaşıyorum. Burada mevzu ondan ibaret. Buradan bir esrarlı bilgi çıkmaz yani arkadaşlar. Yani. Ya çarşıda tavuk döner yer adamdan bu kadar esrar çıkıyor. <laughs> Tim şöyle başlasa. Mehmet Hoca eder bir kafede korku hikayesi anlatırken çevresinde bir anda korku hikayesi gerçeğe dönse. Ben bununla ilgili bir hikaye yazdım. Bir bak kanat. Var kolakların gecesi diye 16 19 bölümlük bir hikaye var benim. Son globali yeri blokta. Onu okuyabilirsiniz. Hakikaten o hikaye öyle çıktı. Bir gün işte 2016 yazında bilmem kaçıcık kere Fright Night 80 yapımı Fright Night filmini izliyordum. 85 yapımı. Dedim ki ulan bu gerçekten senin başına gelse ne olurdu? da hissederdin? Böyle hayal ettim. Kütüphanedeyim. İki tane okurum geliyor böyle. Böyle böyle bir şey yaşadık diye. Hadi dedim. Öyle bir şeyle gerçekten karşıdan Ne yapacaksın? Ve onun üzerine çıktı o. Dehşet üzerine çıktı o hikaye mesela. Ama çok üzerinde çalışamadım tabii. Çünkü internet hikayesi hani. Ama üzerinde ileride çalışıp daha mükemmel hale getirilebilir tabii ki de yani. Bizim sultanlar vampir öldürüyor daha çok. bu oraya <laughs> kafasıydı. Yarız da hazır sarımsağı zaten değil mi? Sarımsakla da vampir kovarlar. Ona çok takıldım ben ya. Dracula Antalya'da çok ona takıldım. Yani bir tane sarımsak yemiş işkembe çorbasını sarımsakla içmiş. Balkanlı asker yok muydu orada da, da böyle üstüne yürüsün. Biz onun hikayelerde de yazdık ya. Neydi? Cadıyla boğuşmak diye bir hikaye vardı benim. Nisan 2012 tarihli bile. Orada geçiyordu o da. Eşkıya vampiri öyle alt ediyordu. Yiveret dur sarı Öyle öldürdü bu musibeti. Arnavutlu tabi karakter aşkı ya. Tam benim klasik hikaye tipleri zaten. Hocam bize şöyle güzel folklor korku film önermişsiniz. Bak The Witch var. The Tale diye. The Witch. Ondan sonra ee... neydi o adı ya? Goksug vardı. The Wailing. Çok güzel bir örnek ya. O yönetmen, yönetmen bir korku filmi daha çekmiş o The Wailing tarzında. Onu izlemedim henüz. Bakacağım. O yönetmenin tarzını bayağı beğendim ben. Bir arkadaki kırmızı gri kitabı merak ediyordu. Şey. Bu isimsiz kitap. Cihan Gülbudak'ın arkadaşlar. Bakın 66 numaralı sağsı. Sağolsun Cihan Gülbudak'ın. Bir hatırası, yadigarı. Kendi semt kendi romanlarını ciltliyor. Yazıyor. Aynı zamanda da bir terebin ustası. Terebin çalıyor. Cagül Butak. Tanımıyorsanız sosyal medyadan, Twitter'dan, Instagram'dan takip alabilirsiniz. Hollywood'da da vampirler hep Avrupalı, aristokrat, zengin işte seksi zengin kurt adamlar barbar vahşi. Böyle tasvir etmeleri ırksal bir sebebi var mı? Yakıştırmayla alakalı. Katal abi. Ya yakıştırmayla alakalı. Nasıl diyeyim? Kurt adam daha vahşi ya. Doğaya daha yatkın. Daha barbar gibi görüyor onu. Vampiri de daha şehirli. Daha böyle bedeliyeti yakın görüyor. Bunu tabi Hollywood'dan önce şeyi değiştiriyor. Ee, Vampir de ettiği oyunlar var. Underworld'u falan ilham kaynağıdır yani. Birinci ilham kaynağıdır hatta. Ee, Vampir de Dark Ages falan. Yani vampir Temalı rol yapma oyunları. O da vampirlerin klanları var belli. Ona göre özellikler taşıyorlar. Şimdi i̇şte vampirlerden biri Gangrel klanı mesela. Kurtadama vari özelliklere sahipler ama kurtadablarla vampirler hasımlar. Hunterlar var mesela. Avcılar Hunter'da decoding şeyine giriyor. Ondan sonra e, teknokratlar var. Dünyaya sadece bilimin hakim olması istiyor. Büyücüler var. Ayrıca bir yerde. O ilginç bir... Yani bu... Ne diyorlar o da? Bu vampir dünyası yani bu kara dünyanın bu güzel bir motifi var. Rol yap boyları bağlamında. Bir film, o film de Underworld'da ve benzerleri de genelde bu temayı işler. İşliyor. Edirne'de geçen bir Blade şart başlıyor Tarık ve Güç. Hakikaten ya vampir va hikayesi. Çok gider ha Flint. Sağ arkadaki kırmızı gri kitabın ismi nedir? Sağ arkadaki gri kırmızı gri. Şu Orhan Açıllı ilaç sözü kırmızı olan altındaki de e, Erwin Rohder'in Psikе Yunanlar e, Yunanlar'da ruhlar kültü ve ölüpsüzükilacı attı kitap. Tavuk döneli sarı. Ezoterik bir sembol olarak tavuk döner yeri gelebilir mi? Dönerde. Ha bizi burada bir tane reklama girer ama şöyle buğlak söylersem sorun olmaz sanırım. Zübeyde Hanım Parkı'nın hemen arkasında bir şey var. Kafeterya var böyle bahçeli. Oraya güzel bir çi yapılıyor yani. Geçen gittim ziyaret ettim. Yeri açılmış. Güzel bir çibörek börek yedik orada yani arkadaşlar. Yolu düşen çibörek börek meraklıları ne de beklerim diyeyim yani. İsimsiz reklam yaptım ya. O reklama girmez o kadar. Bildiğim insanlar. <laughs> Merak etmeyin ama dükkanın benimle alakası yok yani. Ben sadece gittim yedim yani. Bir arkadaş vesilesiyle tanıştım. Öyle oldu. Öyle doğrudan bir bağım yok. O geldi aklıma. Paşa'da o hikaye de var demiş Leonard Poe. Evet. Edgar Allan po şeyde. Bizim Abdülhariz Paşa'da. Ya geçen gün Nane ve Ceren Hanım'la yayınızda enteresan hikayeler anlatmıştın. Onları yazdım başına geçir hikayeleri. Ee, Evrah Bürgül. Benim YouTube özel kanalımda var o yayın. Yani... YouTube üye özel sekmesinde e, seyredilebiliyor o. Ecirliler ve has guleba, ya Ecirliler, Gulebarizadeler ve has Gulebarizadeler onu seyredebiliyorlar. O şeyi yayını. Ama senin böyle bir üyelik yapmana gerek yok. Çünkü diye bir araya geldiğimizde ben canlı canlı anlatırım zaten sana. Hikaye ismini tekrar edebilir misin hocam? Hikaye ismi şey. Var gecesi. Sorgul Yerinde yerinde. gecesi. Mihriban Kanat. 19 senelik bölümlük bir hikaye. Var gecesi. Beni şekli sıralanmış zaten kenarda. Sorgul Levali yerinde. Doktor Zitbek Transilvanya. Hoş geldin. Seni de YouTube'da hep yorumlardan tanıyoruz. Hala abi saçlara bak. Diken diken olmuş. Yine uzatacağız tabii arkadaşlar. Ya bizden de çok Dur. Bartet Söylercesi mi var da laleti? Holosko diye değilsin. World of Darkness adındaki kurgusal biliyorsanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim hoşuma gidiyor World of Darkness. O kara dünya. Hadi hikayeleri seviyorum ki zaten bir zifiri karanlık temalı şey oyun da oynayacağız ileride. ilerleyen vakitlerde. İnşallah size yayınla aktarabiliriz. Ben çok güzel bir vampir karakter yazdım. Hatta iki vampir karakter yazdım. Oo, Eğer şeyi beğendiyseniz zaten benim Mehmet Selim Bey e o kutulu oynadık ya geçen e, ee, kanalında. Ki onun devamı da gelecek. Yine öyle kostümlü olmaya çalışacağım. Benim iki vampir tiplemesi var. Şeyde ee, siz söyleyin onun Zifir kanalında geçen. Yayılanırsa eğer oynayabilirsek Baya şerlik çıkacak yani size. Vampir avcısı Abraham Lincoln diye film vardı ya. Abraham Lincoln vampir alıyordu. Aa evet Esra. biz Bizde hatta şey vampir avcısı Celal Bayer falan diye arkadaşlarla onun muhabbetini yapıyorduk. O 2012'de. Witcher 3 oynadım. Witcher 1 ile 2'nin videolarını izledim. Hikayeyi. Kitapların hepsini okudum. O, en son çıkan o albüm gibi olan da dahil. Witcher 3'ü ve DLC'lerini oynadım dizisini de izleyip bitirdim. Hani bari demiş ki bizimkileri yaptığı Drakul uyarlamasında karakterler boz keser gibi yürüyorlardı kocaman üzerinde. Ama şey bak. Hani bari sebebi ne biliyor musun? Drakula İstanbul ya yani şey kazıklı oyu da normalde Aliza Seyfi'nin. Yazar orada fantastik bir anlatıdan çok zaten milliyetçi bir kurgu kullanıyor ve Drakulara karşı çıkan karakterler ya eski Abdülhamit döneminde sürülmüş iddiaçı, ya Kuvayi Milliyeci, Zeybek falan böyle tipler. Ya bayağı romanda şöyle bir ifade geçiyor. Romanın sonunda Drakula öldürürken Tura boylarında kaza vurular, ırktaşlar vur, öcü diye şey Tura, Albay Tura Bey var. Kalbeliyor kazı saplıyor şey. Albay mı yüzbaşı? E. Şey binbaşı Tura Bey. Kalbeliyor şey Dalsan kafasını saplıyor Drakula'nın. Dalsan kafasıyla öldürüyorlar bir tane. Tam komitacı işi böyle. Ya bu kadar balkanize bir roman. kastet yani kas, kasıt taşımadan bu kadar Balkan folklorunda kültürlü atıfta bulunan bir kurgu yani çok enteresan rastlanmaz yani. Nadirdir. He demiş. Ben Dark Anthology'nin olduğu sıradaki kitabı soru sormuştum. Dark Anthology'nin olduğu sıradaki kitap mı şu kırmızı gibi? Ha bir de bu var. Kardeş kusura bakma. Kırmızı gri diyorsun. Bir de bu var. Bu 3 elma. Mitoloji. E, mitoloji, ve fantastik. Burcu Bayer editörlüğünde çıktı. Burada çeşitli biz, yani kısmi incelemelerimiz, makalelerimiz var. Ben de burada Hortak e, hortlak ve ve Türk korku edebiyatında işlenmesi başlıklı bir makale yazdım bu seçkide. Ketebeden çıktı. Bunu alabilirsiniz. Kusura bakma ya. Anca alıyorum. Yani kafa yoğun. Kırmızı gri deyince ilk bu alladım. Bazı sayfaları gri görünüyor buradan. Sonra bunlar anladı ben sor şu çıktı. Eyvallah. Nilüfer Üstüler aydın, aydınlat, ayıktırdı. Sağ olsun. Yaltınuk hocam study with me yayınları olur mu acaba? Zor. Ona ayarabilecek vaktim olsa zaten özel video çeker gönderim fazladan. Çünkü study with me diye zor. Ben hikaye yazarken genelde baş başa kalıyorum arkadaşlar. Hatta çoğu zaman kalabalık mekanlara gidip bir köşeye çöküp yazıyorum böyle. Ya düşün. Evden bile hani bazen odadan bile uzaklaşıyorum yani. Kafada hani bir kitabın vesaire etkisi kalmadan neler yazabileceğim gibisinden. Baya böyle git cins bir çalışma stili var. O yüzden sıkıntı. Ya bizden de çok kaliteli korku filmleri çıkabilir ama Çin meselesinde te... Evet ya maalesef biz kopyasından öteye geçemiyoruz ama bakalım. Kıracağız bunu inşallah ya. Yapa yapa. Edirne yolu düşerse gideyim güzel çimrekçi bulmak zor. Hocam Cihan Gülbudak'ın Gülbudak kitabı baktık mıydı? Çok memnun Ay, Ama adam kendisi ciltliyor. Kendisi yapıyor. Ve şöyle bir şey de var. Cihan Budak şeyi de öyle çıkarmıştı. Bu habis kıssayı da öyle çıkarmıştı. Ve sonra pdf'sini çıkardı ve bir video çekti. Nasıl evde ciltleyip kendi kitabınızı kendi habis kıssanızı yapabilirsiniz diye. Bunda da aynısı olacak. Yani onu paylaşıyor bilgilerini. Siz de evde ciltleyip kendiniz ciltleyerek yapabilirsiniz diyor. Yani öyle bir şey de var. Öyle de temin etme yolla gidebilirsiniz yani. Eyvallah Furkan Teke. Doktor Zıtbek Transfer. Teşekkürler arkadaşlar. Bakalım uzatmaya tekrar karar verdi ben. Bir süre kısa gezdikten sonra. Hikaye yok bu usta hikaye. Hikaye yok arkadaşlar. Ama hikaye videosu var. Hikaye videosu var. Ee, ben onu ne zaman dur bakayım. Yayından sonra falan ayarlayayım bunu. Hikaye videosu. Bir tane hazırda hikaye var. Onu ayarlayayım. Onu izlersiniz artık. Hikayeleri öyle yani. Canlayın sırasında yapıp bölmektense ayrıca video çekip atmayı tercih ediyorum. Yani Sadece hikaye dinlemek isteyenler için vesaire. Hocam rüyalarınızda bu yazdığınız hikayelerin ortasında da olduğunuz oluyor mu? Rüyalarım ve kabuslarım genelde hikaye gibi kurgulu görüyorum arkadaşlar. Yani bir başlangıcı oluyor. Bir yerden bir yere gidiyor. Bir şey yapıyor oluyorum ve muhakkak bir dehşet vuku buluyor. Onu çözmeye çalışıyorum. Hep böyle gidiyor. Çünkü uyurken de kafada hep o kurgu var ya. Bunu böyle yazayım. Bunu böyle yapayım. Bunu bir de böyle değerlendireyim diye. Uyurken de yani çıkmıyorlar rüyalardan kabuslardan ki bir kitabını okuyabildim sadece ben. Bütün seriyi bulup okuyamadım. Ama benim üzerimde meşhurdu yani. O 2002'de 2003'te falan basılıyordu kitapları. 90'ların sonunda. Vapir ablası komitacı Celal Bayar. Esra Mer <laughs> Merlin Kay. Hakikaten güzel şey ya. Underworld serisini Hollywood gözümüzün önünde içte ettiler. Birinci ve ikinci filmi çok iyiydi ama üçüncü ve dördüncü filmlerde çok saçmalılar. Evet ya ben de ilk filmi çok severim Underworld'un. Kütüphane turu zaman geliyor? Onunla ilgili şöyle bir üstün körü bir yayın yapmayı düşünüyorum. Yani hepsini değil ama hani hangi kitapları neye göre toparladığıma ilişkin. Çünkü önünde koltuk vesaire eşya olan da var. Daracık bu odada şey durduğum için çok öyle geliş geliş böyle azizi böyle de kütüphane var diye yapmaya ya yapamıyorum pek. Yatağa batağa çekmek de istemiyorum böyle kenarda. Öğrenci bir işi gibi. Ama zaten bizim işimiz daha iyi bir öğrencilik değil mi zaten? hayatımız hep araştırarak okültizm bilgilerinin karanlık efsaneleri peşinde. Öyle. Ay ay. Zamanında World of Darkness'ın yayıncı firması olan White Wolf, Underworld'in sadece bunun hikayesi çakması olduğu için dava açmıştı. Ha duymuşsun mu bu muhabbeti? Kahramangillerde okumuş olabilirim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi Hocam el alamadığım şey şu. Dün FRP Hocam bunun anlamı ne? FRP fantastik rol oyunu da RPG de RPG'di diyorlar. Rol Up oyunu. Role play gaming. Belli bir oyun var. Mahalle, mahallede tahta kılıçlarla savaşçılık oynamak gibi düşün. Belli karakterler ve kurallar ve bir dünya var. Biz onun içerisinde mücadele ediyoruz. Hani kutu oyunlarının da daha gelişmiş hali bu. Ama kağıt kalemle sigiyle oynanıyor. Belli puanlar var. Ona göre kurulmuş bir sistem dünya içerisinde mücadele ediyoruz. Belli görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yoksa da o karaktere göre uygun şekilde hareket ediyoruz. Hocam bebara topluyor musunuz? Ben bebara topluyorum gene. Okuyorum. Okumayı seviyorum. Çünkü benim en önemli ilham kaynaklarından birisi. Ama yani bir folklorcu gibi toplamıyorum yani. Hikaye kaynağı amacıyla topluyorum ben daha çok. Ay rüyada uyanıp unutmamak için çizdiğim eskizleri asla anlamıyorum şu an. Evet evet ben rüyada görüp yarı başımda genelde defter kitap oluyor ki yani daha doğrusu defter ve kalem oluyor ki not alıyorum muhakkak unutmamak için. Bazen de ses kayıt alıyorum. Telefona. Yeri gelen arkadaşlar hoş geldi. Orada hikayeyi devamlı getirecek misiniz? Hekata yarında mı? Hangi hikaye? Şey mi? O benim yazdığım bir hikaye değil. Ahmet Türkan'ı yazdığı bir hikaye ve zaten şey o hikaye He ile ilgili bir araştırma yazmış şu sonradan ama bir de öyle ilginç bir mevzusu var onun o hikaye ile ilgili. Beşir Fırat Twitter'da. Bizim kültürde liderlere öyle şeyleri yapılması pek hoş karşılanmazsak ya. Tabii canım. Aa, Mustafa Can Sönmez. Bak sene 2002 ben kurgusal vampir bir karakter yaratmaya kafayı takmıştım. Abdülharis Paşa öyle doğdu. Ulan dedim ben de Stoker gibi bilindik bir karakteri vampir yapayım mı dedim. Sonra dedim ki sen koca Osmanlı'nın bilmem kimini paşasını böyle vampir hortlak mı yaparsın diye tepki çekerim diye. Kurgusal paşa üzerinde yollaştım. Yani iyi de oldu belki de bak. Güzel bir karakter çıktı ortaya. Bazen imkansızlıklar ve kısıtlamalar güzel şeyleri sevk ediyor insanları. Hocam Balkan hikayeleri sevdiğini biliyoruz. Diğer bölgelerde size çok etkiler. Şaşırtan bölge hangisi? göre öyle çıkan var mı? Yani e, ben Romanyalı falan zenginleri seviyorum ama herhalde en çok böyle hoşuma giden bölge genelde şey bak hep. Yani Arnavutluk'tan Makedonya ve Bulgaristan'a doğru bir hat çek böyle o dağlık bölgede çok güzel ilaç geçişleri var. O Orta Balkanlarda yani. oradaki mevzu dağlık ormanlık arazideki anlatılar, hikayeler, tipler, kültür çok hoşuma gidiyor o geçişler, kültürel temaslar. Bizde de korku Serarusu yazacak çok iyi yazarlarımız var ama küçük bir sorun da var izlenmiyor. Şimdi bu bir sorun. Murat Demirel evet bir yandan yazdığımız iyi bir hikaye seyirciye ulaşamayabiliyor. Biz nereden biliyoruz? Sır dosyasından. Ee, neydi? Ee, Sırlar konağı değil. Neydi onun adı ya? Acayip hikayelerde biri. Bir de Çağrır Bağ vardı. Kabus Arabi serisi. Ha. Bunlar internet döneminde çekilseler başarılı olabilirlerdi. Çünkü toplumda şu an bir istek var. Ama eskiden toplumda öyle bir ilgi yoktu. Yani toplumda bu tür şeylere ilgilenenlere deli gözüyle bakılıyordu. Hala da bu ilgi var arkadaşlar. Bakın ben hani diyorsunuz ya hocam şunu şunu yapsan nasıl olur? Bunu bunu yapsan nasıl olur diye. Bakın hala bana bir grup insan yazdıklarımdan dolayı A vampir hortla anlatıyor. Psikopat bu. Gözüyle bakıyor. Bir grup insan da bu zaten edebiyat dışı konular. Bunun yazarlıkla alakası yok. Böyle bakan da var. Yani bu öyargılar öy kırıldı ama hala belli yerlerde karşılaşabiliyor. Yani toplum bu belli bir yaş grubu çok önyargıyla bakıyor. Yani bizi belki o yıl sonra belki 20 yıl sonra daha çok bağırlarla basacak yere okuyucu. Ve Şimdilik gerçi okulları yetişkin hale geldiğinde daha çok ses getireceğiz belki de. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bir senaryonun zamanını bulması çok önemli. Belki şu sıralar çekilse ve öyle bir furuya yakalansa bir adam atılacak güzel bir adam bence. bir der durum da şu işte yani korku senaryosu hani yazdır ettin bunu yapımcıya nasıl ulaştıracaksın vesaire zor. Hali hazırda yazan nasıl senaryo ulaşacak? Bakın ben senaryo çalışmaya başladım. Siz hep diyorsunuz ya hocam bunları da film olarak görelim. Bakın senaryo çalışmaya başladım ben bu yaşta. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Çalışıyorum işte yani bir yandan belli programlar izleyip not alıyorum. Filmleri ona göre izliyorum. Senaryo ile ilgili kitaplar okumaya çalışıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Elden geldiğince yani vakitlerden uykuda vesaire arta kalan vakitlerde. Kısmet diyorum ancak diyebiliyorum. Bizim memlekette şey çünkü yani bir şekilde oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Özgür fikir mi geldi? Sen, ben, bir de gözlüklü arkadaşlar birer <laughs> ilgisayarlı arkadaşlar ıssız bir yere yaz tatile gidiyoruz ama oraya 1957'den beri kimse gitmemiş. <laughs> Değil mi Kartal abi? Sallara sallaya da dayı var bir tane. Oraya bir 1957'den beri kimse gitmedi falan. O çok özgün bir konsepttir ya. CS ile bir RPG robu. Evet evet öyle bir diyet var. İnşallah olur. Çünkü onların vakitleri çok yor arkadaşlar. Hadi bizim Zuhaller falan bir sürü yani yayınlarla uğraştıklarından zor. Ben de kurgusal bir paşa hikayesi yazmayı düşünüyorum demiş Mustafa Can Sönmez. Yazılabilir yani niye yazılmasın? Mustafa Can Sönmez sen bizim şey... Mustafa e, Bey Mustafa B. B. Bozkurt Mustafa Bedihi değilsin değil mi? Ben karıştırıyorum bazen isimleri. Ya olmadık bir ismini yapmayayım diye söylüyorum şimdi. İsmail Taşkıran demiş ki hocam ben de rüyalarımı not etmeyi denedim ama sonra yazımı da anlamadım. O an rüyamda çok güzel bir şey gördüğümü hissedip heyecanla not ettim yazıyı da okudum da anlamsız geliyor. İşte bak. İlk notlar kesinlikle öyle oluyor. Fakat yaza yaza bir süre sonra rüyalar zihninde daha çok kalmaya ve Allah başlıyor yani böyle şey kurgu kurgu gibi görmeye başlıyorsun ve kendi yazıyorsun. Şimdi böyle bir kapıdan çok korkuyorum çünkü bana ürkütücü geliyor gibi sizler tasvir etmeye başlıyorsun. Hocam gerçek bir paşayı vampir olarak yazsaydınız ya paşalı yaşayan akrabalar ortaya çıksaydı ne olurdu? Dava açarlardı arkadaşlar. Bakın bu ülkede bu tür şeylerin şakası yok. Bak ben yakın tarih kabadayılık vakası anlatamıyorum. Tarihi vakalar anlatırken bile tedbirle tedbir cihetinden diyerek anlatıyorum konuyu çoğu zaman. Ya hükümet kadın filminde Şehir akrabaları, Serbiyan Bidat'ın akrabaları Serbiyan dava açtı. Amcalarımızı, babalarımızı dolandırıcı gibi şey, şey böyle şey gibi hani hok, madrabaz gibi gösterdi diye adama dava açtılar hani yani film kurgu diye şey yapmadılar ki. Sıkıntılı. Hocam Ceren hocamla bir yerinizde oburlardan bahsetmişsiniz. Genellikle top ışık şekli görülmüş. Baba da çocuk ya görür, top ışığı. Sekiz gidiyormuş. Cillerle bağlantısı var. Mı? E, ba bizim yörede daha çok artık ciddi anlatılıyor ama Kazan'da falan Kazan Tatarlar birine sorsak yaşlı birine muhtemelen o obur diye anlatır bize. Ama genelde doğaç duvarlıklara böyle bu ışık topu esrarengiz ışık şerareleri yani ışık huzbeleri, şuleleri akfetme durumumuz var birçok kültürde. Diğer bölgelerde bahsetmişken keşke birileri de dünyanın karanlık köşelerinde memorotlar hikayeler toplasa. Mesela Ugorlardan, Sabirlerde, Kesinler de, kesinlikle e, Edebi Efendi bir tane film izledim ben. Dur. Onun adını bulacağım. Filmin adını. Ee, Noel var ya Santa Claus. 2010 yapımı Uh, rare Exports yani Rare Exports diye yazıyor İngilizce'de. 2010 yapımı bir film bu. Sanırım Norveç yapımı. Abi film Santa Claus efsanesini eski Sami halklarının bir korku hikayesi gibi anlatıyor. Mitosu tersten bakıyor. Folklor ile ilgiliyseniz arkadaşlar muhakkak izleyin. Rare Exports Rare Exports şöyle yazayım. 2010 yapımı. Bu film 2010 yapımı ama ben yani sonradan fark edip izleyebilmişim. Yani i̇ki falan. Bu filmi tavsiye ederim. Rare Exports. Pitipada seslendirme yapsın RP oydu. Ya ama Pitipada'nın sesi çok ulvi ya. Bir de ben gaza gelirim. Çünkü diye ben de bir Skyrim izleyicisiyim arkadaşlar. 2013'ten beri. Elvan çakıyor oku falan diye. <laughs> İnsanlar cülli filmlerden şikayet etse de başka temaları sahip korku yapımlarda ilgi göstermiyor. Şimdi ama bak Çe Çeburek Tatar, şöyle bir durum da var. Alkarısı filmi çekiyorsun, ayrı cin teması. Bakın bu sefer farklı çekeceğim diyorsun. Egele ayrısı. E, öyle olunca da papaz her zaman pilav yemiyor ha. Yani mevzu o. cesaret etmek, cüret etmek lazım. Ki cüret eden bir gün çıkacak öyle veya böyle. Artık toplum bu tür şeyleri daha çok istiyor. Bakın eskiden bunların korkunun meraklısı belli sayıda insan vardı. Ya yani düşün ben okulda korku hikayesi anlattığımda benim ikinci bir konuşabileceğim bu bilgileri paylaşabileceğim kimse yoktu. Bugün benim açtığım YouTube kanalı hani videoların en çok izleneli belki 4 bin belki 5 bin hadi diyelim 8 bin olsa bile şimdilik. Demek ki billere ulaşmaya başlamış. Demek ki bir kıpırtı var toplumda. O yüzden olumlu bakıyorum ben biraz yani. Bu ileriye demek ki bu artışa yönelmiş. Artık sadece birer ikişer kişiyle bağlantılı değiller. İnsanlar da böyle fantastik korku mevzuları da ilgilenebiliyorlar. Önyargıyla bakmıyorlar. Eğlence gözüyle görüyorlar. Türkiye'deki diğer bölgelerden diye sormak istemiştim. Balkan harcı hocam ilginizi çekiyor. Balkan harcı bölgeler mi? Mesela Japon kültürü severim ben. Uzak doğu, Hikayeleri hoşuma gidiyor. Arap coğrafyası da ilgimi çekiyor. O cin ördeğinde. Onun dışında İngiltere'nin yerel hayali hikayeleri hoşuma gidiyor. Bazı Amerikan memoratları hoşuma gidiyor benim. Yerel hikayeleri. Yeni bir ülke bize göre ama onlarda kendi motifleri, folklor hikayeleri var. Hoşuma gidiyor. Ay ay. <laughs> Evrah bir gün sana öyle bakanlar yaltırık fan kulüp olarak yay ya bakıyoruz. Ne demek şakere çay yok. Bakınız ben de yargıyla bakıyordum. Evet Nilüfer e şu an bir korku yayınımı canlı canlı izleyip şu ana kadar yayında durdu arkadaşlar. Kendisi söylüyordu. Korku içerikleri hiç sevmiyorum diye kendi söylüyordu. Hatta geçen Instagram postunu gördüm. Zaten dün, dün mü bugün? Tabi dün oluyor şimdi. Korkuya uyargıyla bakıyordum. Mehmet Merk işte Anadolu Korkuyu Ülkeleri'ni okumaya başlamışsın ama işte. Ben Conjuring'in ilk filmi sevdim de diğer filmleri o kadar sarmadı beni. Ama ...gene de gönlümüzde yeri olan bir seri tabii... ...ilk film hasebiyle... ...ta ki Yaltırık Eserleri okuyana kadar... ...Retrovik kanaldaki videolarınız çok iyiydi... ...dizi projesi varsa da ee, ...belli değil hocam... ...yani bir çalışmaları var ama yani... ...kesinleşmiş değil... ...hani duyuracağım zaman zaten... ...ilksiz duyarsınız muhtemelen... ...ben gene sabredemem... ...bu kanala pat diye söyleyiveririm ilk defa... ...şu, şu zaman duyuracağım deyip... <laughs> ...arkadaşlar böyle de bir iş var diye... ...dayanamam ben... 3. romanlarda da öyle şapka ya, konusunu falan söylemişim ya bir ke birkaç kere Karanlığın Şahidesi. Ha bu arada konusu gelmişken Karanlığın Şahidesi arkadaşlar 3. romanım e muhtemelen olacak Şubat gibi çıkacak. Yani henüz editörden bana gelmedi. Editörden geri gelmez. Ben baştan sonra tekrar bir okuyacağım romanı. düzeltileri yapacağım en yani kısa zamanda. Tekrar editörü yollayacağım. Onaylandıktan sonra baskıya gidecek diye düşünüyoruz. Yani korkmayın kitap basılamayacak olsa bile ben bir şekilde yere bile konuşurum. E kitap şeklinde size ulaştırılmasını sağlarım arkadaşlar. Ben okur kitlemek veriyorum çünkü. E kitap da olsa gene takip ediyor yani. Her platformdan beni takip ediyorsunuz, okuyorsunuz, izliyorsunuz. Ali Odaca demiş ki bir ben korku ve fantastik öğeleri hastayım. Kalemi kuvvetli değil giriş giriş ve sonucu kısımlar birbirine bağlı baktığınız ve başarısızlıkta ve topluk, topluk baskısından korkup bırakıyorum. Ya işte o korkuyla boğuşarak yazmak lazım hocam. Bizim de o önyargıyla savaşmamız kırmamız uzun zaman aldı ama artık kırıldı yani. Gene böyle bir yargı var ama kırılmaz değil. İnsan gene de bir şekilde galebe çalıyor. Mücadele edecek azim olduktan sonra. Ha, Mustafa Can Sönmez şey değilmiş. Eyvallah. Bizim Mustafa olsun. Sizin romanları çizgi roman uyarlamasını da okumak isterim. Bakın bu da bir mesele. Ben çizgi roman uyarlamalarına hikayelerimi ya da kesinlikle dönüştürmesine karşı değilim. Ama bu bir emek istiyor. Her çizer tarihi Balkan öğeleri korku şey ben fotoğraflarını sunsam bile, resimleri sunsam bile, tasvir etsem bile çizemeyebiliyorlar ya da çizmek istemeyebiliyorlar hikaye beğenmek istemiyor Yani çizilmiş hikayede var benim işte Seyfettin Efendi şey çizdi bizim ee, Devrim abi eee, birkaç kere benim hikayelerimizi stasyonunu çizdi Mehmet Kaan Sevinç. Hayalet'te dergi editörü çizer aynı zamanda. Yılları çizeri. Ki kendisi beni e, sağ olsun e, Sever'le tanışmama da vesile olmuştur. Ustara Kemal'i çizeri. Yani onunla bir çizgi roman projemiz vardı ki benim çizgi romanlarımı yani öykülerimi çizgi roman yapabileceğini düşündüğüm yegane kalemdir belki de Mehmet abi. Çizebilecek bir sürü çizer arkadaşım var. Yetenekliler. E, Gökhan, şey, Gökhan <laughs> A. Gökhan Öztekin var. O da benim Yabani Dergi'de Voivoda'nın askerlerini çizmişti. Bak o da çizer. İyi çizer ama yıllar boyu ben hep Mehmet abi hikayeler gönderip diyeyim için o benim hikayelerimi tasvirleştirdiği için öyle bir bağ var ki aramızda. Herhalde bir çizgi roman çalışması öyle bir şey çıksa herhalde Mehmet abiden çıkardı ama o da iş yoğunluğundan dolayı öyle bir şeye girişemedi. Ya yani böyle bir durum da var. Çizgi romancılar yani vakit bulup da işlerinden uykusuzda zaman ayırıp da çizgi roman çizebiliyor arkadaşlar yani bir ya da Bartu mesela Bartu da iyi çizer ama o hikaye kafasını gitmesi lazım ya da meşguliyeti lazım. Meşguliyetin olmaması lazım. Yoksa ba, ba, bizim Bartu şey Gesar e, e, Bartu Bölükbaşı Gesar bak romanı da yazdı. Çizgi roman çizgi romanı da var zaten iki onu okudum. Ya yani çizmez mi yoksa çizer. Ama vakit lazım. Vakit lazım. Ya da hikayeyi sevecek mi çizer bakalım. O da var. Bir gün Kurgusal Paşa diye bir tema çıkarsa öncüsü evet belki ne tanıtırız artık incelemeye zar yazarken. Sağ olsun bazı arkadaşlar benimle ilgili bazı çalışmalar yapmaya başlamış yani şey olarak. Işte tez, makale tarzı böyle. Dolayısıyla bakalım inşallah neticeler alır ya kendimi ve yazdıklarımı böyle çalışma incelemi olarak da görmek isterim açıkçası. Ya düşün ben sadece 11 yıldır yazıyorum. Böyle bir netice çıktı hani. Belki 20 yıla neler çıkacak. <laughs> Mustafa Bozkurt ile birçok konuda benzer düşeriz. Umarım bir gün tanışırız. Aa evet Mustafa Bozkurt Mustafa Bozkurt'la buluşuyor diye videosunu çekeriz hatta biz Mustafa Can Sönmez eyvallah. İlber Ertem'in Puslu Kıtalı Atlası yorumu. Islacan Halis Paşa'yla güzel giderdi. Ülber Ertebe Puslu Kıtalar Atlası çok sevdim ben. Kimi sevmeyen de var hani taze olarak ama bana çok hitap etmiştir. Ve ben durup bazen okumayı bırakıp sadece oradaki İstanbul manzaralarını seyrettim durup durup. Öyle diyeyim size. Ebu Suud efendi gündüzleri Şeyhülislam görevini Türkiye geceleri vampir alıyor inşallah. Haa. Hani hem Osmanlı devlet adamı hem de Ebu Efendi. Sonra bizi ne tarafa doğru çarmıha gelirler artık. Yeni çıkacak olan dayı filmine gidecek misin hocam? Aa öyle bir film mi çıkacakmış? Dayı 2021. Aa Ufuk Bayraktar oynuyor ve hikayesi Rabiz Dayı'nın hayatını anlatıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Ezel dizisini izlemedim ama Rabiz dayının geçliği sahnelerini çoğu izlemişim. Çünkü Ufuk bayraklar çok güzel kabadayı canlandırıyor. Sevdiğim bir oyuncu o açıdan. Ben bu filmi izlemeye giderim. Dayı bir adamın hikayesi. Ee, Rabiz dayı karakterini anlatıyor ha. TGT haber yazmış. Rabiz Karaeski'nin diğer adı e, ee, Ravuz Zeyr'in hikayesi beyaz perdeye taşındı. Ben giderim buraya. Severim. Bu Bayraktar o tiplemesi çok hoşuma gitmişti benim çünkü. Hatta belki filmle ilgili video gelir. Arada öyle güzel videolara da girerim ya. Seviliyor çünkü. Bazı kollarda konuşuyoruz öyle. Hoşumuza gidiyor yani. Bir ara her hafta iki tane cilli film çıkıyordu. Ya hala gene çekiliyor ya. Ama artık payı çok düşük pazarda. Yani hani kara para aklamak için bile bir laf vardır yani. Kara para aklamak için bir çekiliyor bu film dediğiler filmler vardır. Twitter'da o espri döner. Yani o kadar sık çekilmiyor. Ama illaki bu iş bir furya yani bir furyaydı yapıldı bitti noktasına gelmeyecek bence bu saatten sonra. Bir atılı bir şey olacak yani ve dijitalden olacak bence. Ana akımdan ziyade. Ya yani bu saatten sonra televizyonda ya da sinemada bir devrim beklemiyorum ben ama dijitalden bir şey olursa olur arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Hocam Netflix'teki Kesme Hadesi'ni izlediniz mi? Oyunları da var. Seriyi biliyorum. Oloro ağaçta biraz ama izlemedim. Supernatural dizisi ve Grimm dizileri çok iyi. O altyapıyı yaptı bence. Evet ya mesela Supernatural'da mesela şimdi Türk uyarlamasını bu zamana kadar çekmeye cesaret edebilen olmadı pek. Keşke çekilse. Ne malzemeler var. Ya bazen ben konuyu çalsınlar da dizileştirsinler de sağda solda anlatıyorum böyle ne konular böyle. Yok aga yani. Bir şeyi gördüm vallahi da farklı yapım olarak mesela Alper Çağlar bu fantastik Anadolu hikayeleri. Anadolu fantastik hikayeleri böyle bir projesi varmış. Onu internetten gördüğüm kadarıyla biliyorum yani. Onu bekliyorum mesela. Ben o tür bir şey izlemek isterim yani. Böyle de hani güzel proje ama Ceza Göktürk de merak ediyorum ama o benim daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü bu adil bir şey ve yapımcıyı da cesaretlendirecek bir şey. Düşünsene ya Türkiye'de öyle sağlam bir iş yapılıyor ve da belki bir çığır açacak hadi O tür işlere yönelik, otur tür çalışmalara yönelik. Gerçi şu durumu da var. Panzehir filmini çektiler. Çok iyi bir aksiyondu. Ondan sonra ne kadar aksiyon olayına girdi bizim sinema. Ama aksiyona girdikleri zaman da çekiliyor gayet güzel. Panzehir de güzeldir bak onun. Abi korkuyu geçti. Benim çevremde çocuk ya bilim kurguyu sallamıyordu kimse. Şimdi başladı herkes Netflix'ten bilim kurgu dizilerini bitiriyor. E Çeburek bu şeyle başladı. Bundan 10 yıl önce işte ben yazmaya yeni başladım da nasıl tanı tanır, oldu? oldum? Bundan 10 yıl önce insanlar birbirleriyle şu ejderhalı diziyi soruyorlardı. Neydi? Game of Thrones. Şu ejderhalı dizi. Ben olmadı ortamlarda bile o dizinin bahsini duyunca dedim ki artık dedim Türkiye'de de dedim bu işlere bir ilgi başlar diye diyordum ki zaten sonrasında bu noktaya geldik işte yani. Yerli korku filmlerinde büyük bir yargı var cin teması sayesinde. Evet evet. Yani o algıyı o yüzden kırarsa şey kırar. Dijital kırar. Ya bak o konu komedi filmlerinde de var Filit. Ben mesela Cem Gelinoğlu'nu Aykut Eriş'lerin ilk filmi izleyene kadar hani vay komedyeni gibi görüyordum. Ya yani doğru düz bir işini görmemişim. Bilmiyorum. İzlememişim ama hep böyle hani kafaların çeşitli kafaları yer aldı böyle acayip komik filmlerden dolayı bir ön yargı var. Ya, film çekmiş gitmiş. Sonra ben Netflix'e denk gelip izledim Aykut Eşli'yi. O kadar hoşuma gitti ki adam diğer işlerini merak etmeye başladım. Şimdi Aykut Eşli'ye iki vizyona girmiş yani. iyi filmler de bunlar yüzden arada kaynıyor işte. Mesela şey bu. BKB ekibinden eski çok güzel hareketler bunlar ekibinden İbrahim isimli bir oyuncu vardı. Soyadını unuttum. O mesela canım arkadaşım böyle bir film çekmiş. Ona da bir argılıydı ben başta. Onlar acaba skeçleri bir değişir mi çekler eski skeçleri falan diye. Çünkü ben ÇGB skeçleri biraz daha çok hoşuma gidiyor. Ulan baktım o da iyi film. Bak bunlar arada kaynıyor bak. Olan bir kötü film. Çık bir filmin çıkabilecek bir yeri de önünü kesebiliyor maalesef. Job scare olayı da vazgeçtiğimizde korku film bir şey olacak Türkiye'de. O kavgiler kısmet. Evet. Umudumuzu yitirmeyelim. Çalışmaları destekleyelim. Job ile çıkan başörtülü korku şeride tabasını açsak yeter demiş. <laughs> Çemurek hakikaten be ya. Globale açılan dijital platformlar artıkça farklı türlere talep artacaktır. Kesinlikle. Bakın batınlar zaten genelde bakın batınlar biraz daha merak ediyorlar bu konuyu. Yani koca al karısı tebasını bile sinemada İlk kim işledi arkadaşlar? Supernatural değil mi? Ya. Mevzu ruh per olmadı mı korkmuyoruz değil Kartal abi ya. Mevzu şey yani onun işlenmesi. Benim Abdülharis Paşa romanı da mesela Lapid hikayesi bakarsan ama ne diyor? Burada işte defilecileri de gezer. Hani öyle bir harmanlarsın ki hikayeyi uzaylı hikayesi bile gözünde tekilsiz Anadolu'nun yatırlı evliyası hikayesi gibi sunulur sana yani böyle. Bir fikir. Düşünsenize böyle bir yatırı falan bir acayip olay araştırmaya gidiyorsun. İçinden uzaylı çıkıyor. Haydi o dehşeti de anlat. Sonra bir de ona kurban veriliyormuş falan. Al işte Hani bunu yazmak isteyen yazsın. Mihriban Karat demiş ki ben korku hikayeleri, cin ruh vesaire çok ortamı kasetası ve tedirgileri betimlediği yerlerde korkuyorum. Evet atmosfer önemli. İlk başta zaten hikayelerde de öyle. Yani türü ne olursa olsun hikayenin. İlk başta seni atmosfer zaten bir ele geçirip ürkütmeye başlıyor ürkütüyor. Bu tekinsiz ev hikayeleri falan bize daha çok ürkütücü gelmesinin sebebi o yani. Bazen ya düşünsene bir ev var. Evle ilgili acayip söylentiler olsun. Ama o evin en ufak bir dal çıtırtısı ya da bir kazayı sen cile yorarsın ya kafadan. Şey gibi düşün. Blair cadısı filmdeki mevzu gibi. Kendi kendine korkmaya başlıyorsun. Bu işte atmosferle oluyor. Ben işte geceleri kara çorbada arkadaşlara hikayeler anlatıyordum. Ve hikayeler de şöyle hani, düz şekilde aktarıyorum. Burada bu olmuş, burada bu olmuş. Tiyatroal yani tiyatral bir canlandırma yapmıyorum. Yani en ilaçsız insan bile korkabiliyor bazı hikayeler. Diye. Diyor ki bunu kendileri söylüyorlar herhalde. İnandığım için değil. Ama o an kahramanlık yerine kendimi koyunca o atmosfere girince ürkütücü geliyor. Gece uyurken aklıma geldiği zaman kendimi kahramanlık yerde koyunca ürkütücü geliyor. Hikaye. Kahramanlığı özdeşleştirme haline. O Bilgisayar oyunlarında mesela bizi korku oyunlarında bize karakterle o bilanlık özdeşleştirme bizi ürkütüyor yani. Bu da bununla alakalı. Katarsis mi diyorduk? Küffar buna ne diyordu? Katarsis herhalde. 20-30 cil filminden ee, sadece Sitchil 3 Zübraş ya yani Cürbaş farklı maçtan baktı. Evet evet Cürbaş'ı ben de çok severim. Şey de güzel Murat Demirel. Bu Sallat'ın 2007 yapımı ilk filmi o da güzeldir. Dur başlığı kapatalım da. Ya da dur gel neyse dur. <laughs> The Filed Guilty Evil Kötülük Kılavuzu isimli 8 hikayede oluşan bir dizi keşfettim. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden kurgulara, folklor hikayeleri oluşuyor. O bir sinema derlemesi. Dizi değil de şey yani sinema derlemesi. Duygu Guruz. Orada e, ee, Can Evrenol'un Alkarısı hikayesinde teşekkür kısmında benim ismim de geçiyor. Onunla bir meyilleşmiştik Alkarısı ile ilgili. Hatta ek, eşki söz, ek sözlükte bir şey de paylaşmıştık. Bayraktar oflu cevahirin oğlu. O yüzden güzel yolladı o karakteri. Evet evet. Tophane'de kahvesi var. Değil mi Evrah Bilgül? Öyle hatırlıyorum ben de. Midnight Mass'ı izledim. Mas izlemedim. Yok izlemedim Evre Şahin. Anatolia Night istemiş Barış Özbayrak. Heh Anadolu Geceleri. O bayağı bir heyecanlandıran projesi benim işte o şey. Alper Çağlar mı? Süper çekilse bu ülkede ertesi gün seti yıkarlar. Siz Cilleri nasıl zincire vurursunuz falan. Hangi çılgın zincire vurmuşum arkadaşlar? Süper Nature'ın uyanaması ilgi çekemez ama 90'lardaki Pokemon görünce çocuklarımız etkileniyor diye veliler de çıkar aile. Evet ya büyük korku bu. Ya bir gün benim kariyerimle ilgilen büyük korku bu. Bir gün böyle bize böyle şeyler sunuyorsunuz diye bir veli çıkacak ve bütün ilerleyişi yani bütün güzelliği bok edecekmiş gibi geliyor hep. Hocam aslında grip dizisini Türk versiyonu olsa o kitapları yazan ve ara karakteri hocalık yapan figür olsa çok güzel olur. Kısmet. Ben küçükken spor salonları yeri 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 döndüğü ülkede insanlar spor salonları giderler aşağı Çok iyi hatırlıyorum. E bak şimdi herkes gidiyor. Her yerde spor salonu var, gidiyor insanlar. Ya ben bile yürüyüşe çıkıyorsam bu şeyden sonra bu sayede sonra. Değil mi? Değişiyor zamanlar. Barsta yatır çıksa demiştiler. Nilüfer Üstüler. SPR'de halk hangi bölüm hangi sezon işler işledi? İki kere tavaf ettim diziyi kalmamış aklımda. Ben de hatırlamıyorum da bana şeyler yazdı okurlar yazdı. İnternetten arattım Alkarisi diye bir şey geçiyor yani. De, yayınlarda bizim izleyiciler söylemişti yani. Tigur Kutberat. Barsı İbrahim Paşa. Barbie Baba Yatırı. Hocam House MD sever misiniz? Yani izlemedim. İzledim desem yalan olur. Bakmadım ona. Arrival'ın atmosferi çok iyiydi. Evet evet. Ya şey de güzel. Bu mesela Alien teması var ya. Prometheus. Alien benim sevdiğim bir karakterdir. Şöyle Predator'la birlikte. Aa resim ben hoş geldin. İdamlık koca Mustafa Eceli grubuna üye Hoş geldin. Bir kuyruklu yıldız görülmüş ya. Bir yetirleri falan var. Onunla da bağlanır bence uzay yatırı. Belki bununla ilgili bir roman ben de yazabilirim arkadaşlar. Gelir yani. Uzay temalı bir dehşet Osmanlı'da geçen. Bilemiyorum. Kısmet. Kısmet arkadaşlar şimdi. Söyleyip de hani hiç böyle milleti hype'landırmak da istemiyorum. O yüzden söylemiyorum. De dazar bazar değer ha. <laughs> Değil mi? Belki Şahbaz demiş ki vampirler gerçek mi? Yani nerede baktığına bağlı şimdi. Vampir serisi var ama yani vampirler ne kadar gerçek tartışılır. Murat Palta illüstrasyonları yapsın demiş Hakikaten güzel gider ha. Öyle bir şey olsa. Bir gerilim filmi izledim. 2007 yapımı yetimhane anda ilk izlediğimde gerildim. Sonra tekrar izledim. Çok üzüldüm. Beni etkiler yapılmadı. Onu bana geçen biri daha önerdi ya. Yetimhane. Belki de sen yazmışsındır. Yayınlardan biri de okudum ben çünkü onu. Veli of velifobi. <laughs> Çemurek. Doğrudur demiş. Babası şerit ve kovası işletiyormuş eskiden. Ha kapatılmadan önce şey. Tamam. Johilil Los 42A şeytan olarak çevrildi. Kitabını okuyorum şu an. Garip bir teması var. Kim tarz yazım tekniği var. Bakmış mıydınız? Yok okumadım. Desi Meral Uyarı koyarsınız. Veliler izleyemez diye. Ya zaten ben şey YouTube'da videoları şey yaptım. Çocuklara göre değildir uyarısını kesin koyuyorum. Bazı yıllarda da ulan bir şey olur diye artı 18 şeyi ekliyorum muhakkak. Arkadaşlar. Film Rabiz dayıyı anlatmıyor. Zaten telif Ufuk Bayraktar'da değildir. Ayrıca geçtiği zaten altında bu başka dayı. Bunu bilerek giderseniz daha iyi olur demiş Mustafa Can Sönmez. Ha anladım. Yani gene ona benzer bir karakter. Dayı diye bir karakter. Ama TGT Haber'de farklı yazmışlar. Onun için dedim ben. Dayı 2021 konusu. şu bu yazmış hikayesini bak. Ha Cevahir diye biriymiş. Rabiz değilmiş. Lan TGT haberde Rabiz falan kara eski deyince ben de sandım böyle bir şey. Başka bir karakter. Cevahir köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köyleri yana göre. Klasik kabada hikayesidir bu. Klişe falan değil ya. Yani klişe değil. Hakikaten çoğu kabadayın hikayesi böyle bir taşıdan gelişti başlar arkadaşlar. O dönem. Cevahir bir takım olaylar sesiyle kabadayılar hali bile ve Dilleri de Zirve yükseliş hikayesi başlar. Bu filmi kesin izleyeceğim ya. Eyvallah. Mustafa Can Sönmez uyar için. izleyeceğim kesinlikle. Yani etkilemez bu. Bu bayrakları çok seviyorum. Yani o şey tiplemesi de. Bir de bu 70'lerin tipleri falan göreceksek böyle hani hoş olacak diye düşünüyorum. Gideceğim ya filme. Veriler sebeplenecek yer arıyor. Asıl öfkeleri başka şey yapmak gidip <laughs> <laughs> Melike Hüsnü'ye demiş ki bizim halde herkes sizi izliyor. Benim oğlana büyük hayranız. Oo eyvallah sevgiler. Hocam artık Alien Predator sevdaları olarak bir lokal kursak mı? Zamanı geldi gibi. Hakikaten Edirne Alien Predator sevdaları falan. Böyle kafeste çipet pet besler gibi yavru Alien besliyoruz falan. Ecirek ecirek diye geziyor böyle. <laughs> Hadi yavrum bir daha vur. Çat 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 çat. Bu da diyor Alien ama lezzetli Alien değil. Predator'ı eğlendirir falan. Aha, şey var Arnavut <laughs> Arnavut Şevket yerinde de Ardol Şevket var böyle. O da şey Arnavut Şmazereger oynuyordu. Yok. Arnavut Şmazereger değildi ya. Predator'ın ilk filminde kim oynuyordu? Dur. İlk filmde Av diye geçiyordu. Arnavut Şmazereger değildi ya. Dur. 1987 Yok. Tamam. Doğru. Arnavut Şmazereger oynuyordu. Tamam. Güzel olur katlar. Ay ay. kozmo kosmalı eşeti. Lütfen ve lezzetli bırakırız <laughs> ekranı <taşırız. gülüyor> Hocam korku filmleri veya dizilerde olan karakterleri kötü şekilde ekranı aktarmış sizi canınızı sıkıyor mu? Ya şimdi hiçbir şey birebir kitaptan filmden uyarlanamaz yani. Her filmi uyarlamayı oyun olarak olsa bile kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Ben kitapları okurken de mesela Witcher oyunu düşünerek hayal etmedim hiç. Ayrı karakterler tiplermiş gibi hayal ettim. Ya yani kendi içerisinde değerlendiğiniz zaman kurguda daha çok tat alıyorum. Öbür türlü işte hayal kırıklığı doğruysa biraz. Yazın hocam o hikayeyi. Ben hikayeyi de bir sorarım. Vampirler gerçek. Geçen gece hortladım ben bizzat. Cemurek. Benim bizzat. Papaz benim. Bizzat ben papazım. Şey gibi. Fikret abi. Kutsal da bacaradaki. İyi geceler İbrahim Çakır. Süper dizisi var, animasyonu var, kitapları var, dizide cimi vardı ama Alkarisi hatırlamıyorum. Acaba animasyon ve kitaplarda mı? Ya Alkarisi diye geçiyordu bir şey. Ben okudum onu. Bat bakayım hatta Google'da dur. Al Karis'i neydi? Süper series. Dur bakayım birleşik yazıcı çıkmıyor. Dur bakayım Supernatural Series List Türk ee, Turkish Demo diyelim. Dur bakayım bölüm listelerinden bakayım bir. List of Spiritual Episodes. Aa, ama şey yazıyor. Türler yazıyor burada. Ben okudum ya onu bir yerde. Al karısı şey diye geçti diye. Acaba cin geçiyordu da ona öyle bir isim bir taktılar. Yani cidden öyle mi bahsediyordu? Benim izleyicilerden biri söylemişti çünkü. Bakalım list. Ee, yaratalım aratalım bir bakalım. <laughs> ha, süper 2 açılıyor ki Jid. işlemişler. Dur bakalım. Süper wiki'ye bakalım. Ya oğlum bir dur. Creatures, Species, Monster. Bakacağız. Cevahir'in babasının adı demiş. Merhaba bir gün. Aa, tamam. Ha babasının da işliyor. Anladım. Onun hikayesi. Eyvallah İbrahim bir gün. Aleykümselam İsmail Hakkı Alpsoğlu. Hoş geldin. Bir film vardı. Sanırım Hollywood yapımı. Mısırlı bir genç vardı. Eyyazı Besmele çekerek cink kesiyordu. Aa ha, hatırladım evet. Türk sadece tam oturuyor. Bizden Witcher Helsing e oturmuyor. Ya bizde bize göre avcı yapmalar lazım. Bak Kartal abi. Yapılmışı da var. Edebiyatta var ama. Burak Başı Kim diye bir yazar var. Bu adamın e, Demir abi diye bir karakteri var. Debir Yavuz Cabızoğlu. Hayalet hikayeleri ve debir dövbe öyküleri bir Türk avcıyı anlatıyor. Fakat ciddi söylüyorum yani bu filme aktarılmaya müsait ve aktarılsa muazzam tutar. Bizim kültürel öğelerimize hitap ederse tutar. Ben de ilk başta yazdığım zaman bu türü sen kahvehanedeki defile hikayeleriyle vampir hikayeleri bağdaşıyorsun. Bu tür okunmaz diyorlardı. Yani ya ama yani. <laughs> Şimdi anladın mı yani? Okunuyormuş demek. <laughs> Önyargılar savaşılmak içindir çoğu zaman. Önemli olan kültürel temasları bulmak. Kültürel noktaları. Dur bakayım. Sayfalar açılmış mı? Ha. Spaces. Leviathans. A'dan bakalım bir. Var mı? Aliens var. Alphas var. Angels var. Aa. Baridi işlemişler bildiğin ya. Ondan sonra. Naxxeler var. Oo. Alman şey vampiri. Ondan sonra Oli işlemişler. Poltergeist var. Dayava işlemişler ya. İran mitolojisinden. Aa, Dragons işlemişler. Satris koymuşlar. Elf koymuşlar. Şitriga koymuşlar. Oo, çok iyi. Sukubu koymuşlar. Gul var. Golem var, Gorgo var. Vampirler zaten var. Yani Allah ne Hatta bir ara vampir avcılarıyla takışıyordu onlar bir bölümde sanki ya. Hatırlıyorum hayal be Çok izlemedim ama. Labia var. Aa, dur bakalım. Creatures'la bakalım bir de. Ha anladım. Bu da türe göre yazmış. Bastırsam bakalım. Ha. Aynen. Muhtemelen şey yazdı. Cilleri işlediler. Bunu al karısı şey gibi gördü. Ama bilmiyorum yani. Yayını izleyenler yazsınlar yani. Var mı böyle bir bölüm? Süper Nation'da denk geldiler mi? Ya da ben cilli bir bölümü böyle hatırlıyorum. öyle yani bir ara yazdılar. Arnold Schweizer'e gelirler. <laughs> 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 İsmail Hakkı ya. Bakalım şu Trigo'yu nasıl işlemişler. Oo, Arnold şeyine göre işlemişler ama böyle mi geçiyordu filmde de? Ya bak işte ilk sezon falan ne güzel böyle. Fokler'i yaratık. Sonra işi cennete cehenneme vurdurunca bambaşka bir şey çıkıyor. Bu arada şey Türk Avcı okumak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum yani. Türk Avcı okumak istiyorsanız Murat Başekim. Hayalet hikayeleri ve Demir Dövbe bulun. Demir abinin hikayelerini okuyun. Ya benim ilham kaynağım olan eserlerden size öyle söyleyeyim. Yani Murat Başekim şu an öyle bir duyuru yapsa yeni, yeni bir Demir, Demir abi kitabı yazıyorum deseydi yani böyle kendi kitabımın çıkışında daha çok heyecanlanırım herhalde. Ay ay. Kostati dizisi de vardı. Ayrı adıyla. Ha bak. Bunu bilmiyordu. Karabasarı kullanmışlar. Helal olsun. Karabasarı kullanmışlar. Bir de Buffy dizisinde Buffy the Vampire Slayer'da bir sahnede Türkçe bir büyü kullanmışlardı. Hatırlıyor musunuz onu? Willow bir Türk büyüsü biliyorum demişti. İşte ölü adamın gözü Konuş bizde, ölü adam ruhu konuş bizde falan böyle Türkçe büyü okuyordu. Vlog bir sahnesinde büyü yapıyordu. Sol sezonlara doğru. Öyle bir kök yazman lazım ki esas onlara ha o zaman tamam da etmiyor. Çünkü bize temeli yok Yabancı kültür biliyoruz. Ondan burada bak çıkar diye izliyoruz diyor. E işte ama bunu temeli sağlam attığı zaman da bu tutuyor yani. Aa Burak Hoca hoş geldi. Burak Beylik şimdi gördüm biraz selamlı. Kusura bakma. Baridi var. Karid diye bir varlık var demişler orklar. Eyvallah. Bosnian mitoloji diye bir blokta buldum. Al diye. E tabi Anadolu'da anlatıyorsa oraya da taşınmış olması çok acayip değil. Bos, boşlak, boşlaklarda da anlatılması çok garip değil yani. Altlara falan bu salıntı oluşu. Onu bir boşlak arkadaşa falan denk bir sorayım bakayım ya. Hakikaten onlarda ne kadar kalmış motif. 1800-1930 arası kabadayılarla 1930-1970 arası kabadayılarda olması gereken özelliklerde farklar nedir hocam? 1830-1930 arası daha klasik kabadayı tipi. Hatta şöyle diyeyim. Kabaca idamlı koca Mustafa. 1800'lerin 1860'lardan 50'lerden itibaren diyeyim. 40'lara kadar da indirebiliriz bu tarihi. 1970'lere 80'lere kadar bir klasik kabadayı tipi vardır. Belli değişiklikler geçirerek. Sonrasında artık tamamen bu folklorik bir bahiyet almış. Ve şey yani nasıl diyeyim sana hani bu artık filmlerde falan romanlarda olabilecek bir şey. Yani bugünkü toplu konut koşullarında işte efendim İstanbul'un nüfus az daha az nüfus günümüzdekine göre bir kabadayı mümkün olabiliyordu. O habitatta var olabiliyordu. Ve bugün daha mümkün. Bugün daha organize durumlar işler söz konusu. Ya da allık cillet geçiren şiddet kültürüyle beslenen kimseler müsellah kimseler söz konusu. Murat gibi okurken rahatsız olup tek şey yapıyor ve diyor diye da o dışarı şey kusursuz. İşte o gerçekçilik hoşuma gidiyor çünkü Demir abi ağzından diliyoruz o hikayeleri. Çok güzel gidiyor ya. Hikayesi birebir ayrı olmayabilir belki ama isim olarak baba adını almış demek diyor. Eyvallah İbrahim gün o filmi yani. Belli bir beklenti olmadan gideceğim ama TGT haber yalıttı beni ya. Rabis Kareski falan. Muhtemelen haber okusun diye koydular onu. Aa Rabis Dayı'nın hikayesi geliyor diye. Aynen aşağı. Allah'a belaya bulaşıp dizi bak ettiler. SP dedici var demiş. Kartal. Ya ilk sezon belki ben bu dizinin ilk sezonlarını izlerim. Ya farklı varlıklar var, güzel. Bir yerden sonra e ee, hadi Allah'a bele sallarak falan diye böyle. Ya oğlum falan çarpıldı. <laughs> Abi ciri işlediler. İkinci veya üçüncü sezonda Sevil Hatun'u kaçırıp Semir'i hipnotize bile ediyorlardı. Yıllar oldu hafifte unuttum. Kur'an'a falan bakıyorum. nasıl yeriz Peki hiç Alkarısı muhabbeti geçiyor mu şimdi? Cidden falan bahsederken acaba. Mesela Buffy'de şey vardır. Buffy'yi bak o yüzden severim. Kurgu işler o tamamen. Gailus vardır kütüphaneci. İşte bu varlık bak haş iblisler savaşında görülmüştür falan der. Hani öyle bir bilgiyi sen o küt da göremezsin. Dizinin kendi lorudur o. Ama öyle güzel işler ki sana lormuş bir lezzetli gelirler. Yani bilindik bir şeymiş gibi. Yiğit Ahmet çalışkan demiş ki iyi yayınlar hocam. Maç çalışması gelecekti. Bitmedi ama daha fazla da gerek yok demiş. Ya yok. Kanalı izlersin YouTube'dan ya. Zaten Yayın biter bitmez şeyde kalıyor arkadaşlar. Hem canlı yayınlar sekmesinde de izleyebilirsiniz. Hem de korku yayınları kısmında da izleyebilirsiniz yani. Yani. Şimdi ben izninizle müsaadenizi isteyeyim arkadaşlar. Koşturduk ettik. Yine bir yeri gelen arkadaşlar hoş geldiniz ama kaparışa denk geldiler yarın da sabah erken kalkacağım. İşim var. Yarın gene bir söyleşi olacak korku hikayeleriyle ilgili. Sosyal medyada duydum. Sosyal medyaları muhakkak takip edin burası gibi. Aldık bir yayı bir şey bir etkilik olduğu zaman duyuruyorum ben. Hani sonradan kaçırmayasınız diye hani. Ondan sonra ee, bakalım yayınları faaliyetler etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Mehmet Berk Yaltır keçi hırken başka Mehmet Berk Yaltır Twitch yayını yapması temalı bir korku hikayesi. Alkarsı yoktu ama Türkçe alt yazılı alkarısı diye çevirmişler demiş kartal a. Ha doğrudur eyvallah. Ben de kaçıyorum zaten. Dülfer sarayı yolculuklar şimdiden. Ben de yardımcılar var. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Araya da video atacağım korku hikayesi. Ondan sonra neyi dolladı? Aa bak unuttum. İşte özel yayınlar falan bakalım. Canlı güzelliği çekmeye çalışacağım salı geceleri. Bakalım kısmet. E, Desimer Kılıç bana Mehmet Belki Ona göre bir tarih bulalım, bulmaya çalışalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi alın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur şu hatta kapanış yapalım şöyle.